Son zamanlarda tartışma konusu olan tavuk döner, açıkta satılan yiyeceklerle ilgili soru işaretlerini birlikte getirdi. Dışarıda yediğimiz yemeklerde neye dikkat etmeliyiz? Açıkta satılan bir ürünü aldığımızda satan kişinin eldivenlerinin olup olmadığını, başına bone takıp takmadığına, ağzında maskesi olup olmadığına dikkat ediyor muyuz? Profesör Doktor Orhan Tarçın, Selda Atalay'la Ülkede Bu Sabah'ta. Merdiven altı kötü üretim ve satış yapan işletmelere karşı uyarıda bulunan Döner Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Mercan ve açıkta satılan yiyeceklerle ilgili ülkenin mikrofonuna konuşanlar birazdan Selda Atalay'la Ülkede Bu Sabah'ta. Yepyeni bir günün sabahında Ülkede Bu Sabah programımız başladı efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, böyle bereketi yerinde olan, mutlulukla başladığımız, inşallah o şekilde de tamamlayabileceğimiz bir gün olsun. Güzel olaylarla karşılaşalım. Çok değerli iki konuğum var. Az önce tanıtımda da duyduğunuz gibi. Son günlerde gündem olan bir konu ama gündem olmasını bir kenara bırakırsak aslında beslenmemizle, sağlığımızla, hayatımızla çok yakından ilişkili olan bir ana başlık var. Ama onun yanındaki tüm konu başlıkları da zaten aslında sağlığımızla ilgili olduğu için bugün özellikle 2 saat boyunca sizlerin dikkatlerinizi ekranları başında bulunan siz dostlarımızın o dikkatlerinizi bizlere çevirmenizi rica ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gündem bir konuyla beraber karşı karşıyayız ama lisanı münasipçe anlatmaya çalıştığım üzere aslında bu konu her zaman bizim hayatımızda olan bir konu. Sağlıklı beslenme, sağlıklı gıda, doğru şekilde tüketim, doğru beslenebilme, yediklerimizden maksimum oranda fayda sağlayabilme. Bir hekim olarak tabii ki sizin bu konudaki görüşlerinizi müracaat edeceğiz. Profesör Doktor Sayın Orhan Tarçın ve beslenmede özellikle üretim safhasında üreticiden tüketiciye sunulurken biz tüketiciler böyle karnımız acıktığında ağzımız sulanarak bir şeyler yemek istiyoruz. Acaba hangileri sağlıklı değil? Nasıl üretimler yapılıyor? Bunları da sizinle konuşacağız. Döner Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Mehmet Mercan. Bir kez daha hoş geldiniz dedikten sonra çaylarımızla geldi. Şimdi başlayabiliriz efendim. Öncelikle şuradan konuya girelim. Sondan başa doğru belki de dönmek gerekebilecek diye düşünüyorum. Bir konu ortaya atıldı. Denildi ki efendim ben çok tanıdık, bildik bir hoca, hepimizin de sevdiği, takip ettiği bir hoca. Dedi ki ben döner büfelerinin önünden geçerken, tavuk döner büfelerinin önünden geçerken midem bulanıyor diye bir açıklama yaptı. Ama sonra böyle bir soru işareti oluştu. Ya acaba hepsi mi çok kötü? Hiç mi yenmez bunlar? Tavuk zararlı mı? Gerçekten bunlar antibiyotikli mi? Süt faydalı mı değil mi? Et mi iyi, tavuk mu iyi gibi birçok soru insanların zihninde oluşmaya başladı. Sizler açıklama yaptınız. Sizler işin tıbbi alanında açıklamalar yaptınız. Ben müsaadenizle sırasıyla söz vermek istiyorum. Önce izniniz olursa hocamdan başlayayım. Efendim tavuk ve et mi diyelim, tavukla başlayalım. Ben şöyle sorayım, sağlıklı mıdır değil midir öncelikle? Şimdi burada kastettiğiniz pişirme şekli mi yoksa tavuktan mı bahsediyoruz? Genel ikisinden mi bahsediyoruz? Şöyle diyeyim, ben bir tüketiciyim ve et fiyatları malum çok yüksek. Dolayısıyla genel halk adına konuşacak olursak, işte 2 tane çocuğum var ama bu çocukların da protein almasını istiyorum. Ama bütçem de benim tavuk etini almaya müsait. Ben şimdi gidip tavuk etini alırsam çocuklarıma sağlıklı bir besin yedirmiş olur muyum, olmaz mıyım diye insanların zihnindeki sorudan yola çıkarak tavuk eti sağlıklı mı diyeyim. Siz oradan bir izah edin isterseniz hepimize. Şimdi Türkiye'de çok büyük entegre tesisler var, tavuk tesisleri var. Eskiden daha bireysel veya küçük işletmeler şeklinde yapılıyordu ama teknoloji o kadar büyüdü ki ve bu tavuk çiftlikleri o kadar temiz, bakımlı ve veteriner kontrolünde olan üretim çiftlikleridir ki
Bunların bir sağlıklı olduğunu düşünülüyor. Zaten bu tavuk ürünleri aynı zamanda yurt içinde de kullanılmıyor. Yurt dışına da aynı zamanda ihraç ediliyor. Şöyle bir şey var. Eğer ki siz gerçekten sağlıklı üretim yapan entegre bir tesisten alıyorsanız ve tanınmış markaları alıyorsanız tavuk yemekten çekinmemeniz lazım. Ama eğer ki merdiven altında yetiştirilmiş, arkasından kesilmiş ve halka sunulmuş, arz edilmiş ürünler alıyorsanız bunlar kontamine ürünler olabilir. Şimdi tabii spekülasyonlar çok. Burada biz kimseyi tutmamak zorundayız. Tabii. Biz tabii öncelikle doğrunun yanında olmalıyız. Doğru, sektör doğruysa sektörün yanında olacağız. Diğer işte tersini savunanlar doğruysa onların yanında olacağız. Ama şöyle bir gerçek de var. Gerçekten Türkiye'de gıda üretimi konusunda çok olumlu işler yapılıyor. Evet, eskiden bazı soru işaretleri vardı ama artık bunlar değişmeye başladı. Mesela şimdi tavuğun üretimiyle ilgili olaraktan hormon konusu konuşuluyor. Aslında 1996 yılından itibaren ülkemizde tavuk üretiminde hormon kullanılmamaktadır. 1996'dan itibaren. 1996'dan evet, itibaren. Bir de başka bir olay var. Antibiyotik kullanımı. Antibiyotik kullanımı 2006 yılından sonra yasaklanmıştır, büyüme amaçlı antibiyotik kullanımı. Fakat tedavi amaçlı antibiyotik kullanımı olabilir. Tedavi amaçlı antibiyotik kullanımı da veteriner arkadaşlar yazarlarken artık e-reçete üzerinden yazmak durumundalar. Yani ben ya tavukları koruma altına alalım, daha fazla et üretelim, bu amaçla antibiyotiği verelim derseniz onu da yapamazlar. Zaten öyle bir şey mümkün değil. Artık bir niyet önemli burada. Böyle bir durum söz konusu değil. İkincisi de tavuğa antibiyotik verildikten sonra zaten e-reçeteyle veriyorsunuz evet. bunu. Ama tavuğu hemen kesemezsiniz. Hemen üretim bantlarına sokamazsınız. Çünkü bir clearance veya temizlenme süresi var. Bazı antibiyotikler için bu 5 gündür, bazıları için 10 gündür. O süre geçmeden tavuk kesime verilemez. Bir de şu var. Acaba tavukta ne kadar bu antibiyotiklere bağlı rezidü miktar kalıyor? Yani hormon veya rezidü antibiyotik araştırmaları da artık Türkiye'de yapılıyor. Siz bunları alıp kolayca inceleyebilirsiniz. Evet. Yani böyle imkanlar varken bunları kullanmak lazım. Eğer ki hani bu sektörde veya gıda sektörlerinin bazı bölümlerinde problem var deniyorsa o konunun üstüne gidip doğru araştırmalar yapmak gerekecek. En ufak üretim bandından başlayaraktan, civciv üretiminden başlayaraktan sonraki aşamalar kesimhaneye kadar teker teker takip edilmeli. Ve bu aşamalarda bir aksaklık varsa o zaman halkın önüne sunulması gerekir. Yoksa kafalar karışıyor bu sefer. Halk da ne yiyeceğine karar veremiyor. Çünkü tüm gıdalar hakkında o kadar olumsuz şeyler söyleniyor ki bu sefer insanların hakkı karışıyor, ne yiyeceğiz diye düşünüyorlar ve her şeyi sorguluyorlar. Bu sefer her şeyden elini çekmek durumunda kalıyorlar. Dikkat ederseniz birçok gıda içinde bu söyleniyor. Şimdi pişirme şeklin ise eğer ki sorun pişirme şekli ise evet yani pişirmenin sağlıklı olmasıyla ilgili bazı kategoriler var. Mesela en sağlıklı pişirmelerden teki tencere yemeğidir. Yani tencere yemeği sonra fırında sonra ızgara sonra kızartmalar gelir. Siz eğer sıralamaya koyarsanız burada tavuk dönerde tabii ki yine ızgara bölümüne girecektir. Siz bu tavuğu kızartma olarak aldığınız zaman aslında daha zararlı olmuş oluyor. Evet. Ama hani biz genel olarak şunu da her zaman söyleriz. Ete ateş değmesini çok tercih etmeyiz. Mesafe olması gerekir mutlaka. Bir de hani açıkta pişirilme konusu var. Eğer ki siz eti açıkta pişiriyorsanız mutlaka belli önlemler alınması gerek. Ben son zamanlarda dikkat ediyorum özellikle. Dış koşullara göre. Efendim? Dış koşullara göre. Kontamine olmaması gerek. Yani bulaş mikrobiyatını veya mikrobik ajanların bulaşmaması gerek. Bununla ilgili de gerekli önlemlerin alınması gerek. Ben gerekli kuruluşların bunu yaptığını düşünüyorum. Ve son zamanlarda özellikle biz eğer ki döner varsa dış ortamla izole edilmesini, öncenin pencere kenarında bu yapılıyorsa en azından bir camla kapatılmasını anladım. Tercih ediyoruz. Çünkü dışarıdan egzoz da gelebilir, toz da gelebilir, tabii. kontamine bazı şeyler de gelebilir. Dolayısıyla bu şekilde. Tabii başka şeyler de var. Hani burada bir de kullanıcıların muayeneleri var. Portör muayeneleri var burada.
Onlara geçelim isterseniz ama önce ya da ona sonradan değiniriz sonra bu konuda. Değinelim. Biraz da Mehmet Bey'in görüşlerini alalım. Şimdi siz ben takip ediyorum. Çeşitli kamuoyuna bilgilendirme açıklamaları da yapıyorsunuz. Çok da önemli bir işlevi de aynı zamanda yürütüyorsunuz, sürdürmeye çalışıyorsunuz. Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi tavuğun efendim işte civciv halinden sofraya gelinceye kadar ki o aşamalarının sağlıklı ve hijyenik bir şekilde olması gerekiyor ki insanlar da bundan maksimum oranda fayda sağlasınlar. Ve üretici de aynı zamanda o satış zincirini devam ettirebilsin. Çünkü aksi bir durum olduğu takdirde tabii ki bu satışlara da yansıyacaktır. Birçok noktada o zincirde kırılmalar meydana gelecektir. Gerek ekonomik anlamda gerek sıhhi, hijyen anlamında, sağlık anlamında. Bu son tartışmalar çerçevesinde baktığımızda işte Sayın Hocam söyledi. Efendim antibiyotikten söz etti. E-reçeteye bağlı olduğunu belirtti. Siz dernek olarak bağlı olan birçok herhalde size firmalar vardır değil mi? Nasıl bir çok kısa olarak sizin çalışma prensibinizi önce öğrenmek isteriz. Ondan sonrasında da bu tartışmaların konuşalım, içinde odağında nasıl yer alıyorsunuz? Oradan bir başlayalım isterseniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Döner Üreticileri Birliği önce sağlık düşüncesiyle kurulmuş. Devletin âli menfaatları doğrultusunda toplum sağlığını öngörerek merdiven altı üretimlerin önüne geçebilmek maksadıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz. Biz Döner Üreticiler Birliği olarak diyoruz ki şayet bir gıdanın izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yok ise bunun sağlığından konuşamayız. İzlenebilirlikten kastım biz onaylı işletmelerden ve bugün ülkemizin önde gelen markalarıyla bir araya gelmiş Tarım Bakanlığımızın da izlenebilirliği olan firmalarla bir araya gelmiş Döner Üreticiler Birliği'yiz. Evet efendim. Nasip olursa Döner Üreticiler Birliği'ni 7 tane alt dernekle beraber de Uluslararası Döner Federasyonu alıyoruz. Uluslararası Döner Federasyonu çok 81 güzel. İlde il temsilciliklerimiz ve yurt dışında da temsilciliklerimiz olacak inşallah. Bundan sonra UDOFET olarak Uluslararası Döner Üreticiler Birliği olarak görüşeceğiz evet, inşallah. Birlikten, dernekten bir uluslararası federasyona evrilme. Ne kadar güzel aslında. Bu da işin ehemmiyetini tabii, daha da bize anlatıyor. Tabii döner olarak, Türk döneri olarak konuşur isek, tabii hocamın da bahsetmiş olduğu söylemlere aynen katılıyorum. Burada biraz da gündem tavuk olacak. Ancak ben biraz da Türk dönerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Türk döneri 2500 yıllara dayanan bir hikayesi vardır. Evet. Tabii Orta Asya'dan Orta Asya'ya dayanır. 2500 yıllık bir Türk döneri sokakların vazgeçilmez lezzeti diyoruz. Şimdi ülkemizde biraz sahipsiz kaldı, sahipsiz bırakıldı. Biz Döner Üreticileri Birliği olarak bu sahipsizliğini fark ettik. Buna sahiplenme adına çok ciddi bir hazırlığımız, çok ciddi bir oluşumumuz var. Bunlar dediğim gibi başta da devletimizin âli menfaatleri, toplum sağlığı. Şimdi burada bu düşüncenin arkasında kesinlikle çıkar ve menfaatler konuşulamaz. Önce sağlık, sağlık olmayan hiçbir yerde çıkar ve menfaati konuşamayız. Önce sağlığı tesis etmemiz gerekiyor. Bu bizim birincil vazifelerimizden biridir kıymetli hocam. Evet, kesinlikle. Şimdi ikinizi bir araya getirdik. Aslında bu izleyicilerimiz ediyorum. Açısından da bulunmaz bir nimet olarak değerlendiriyoruz. Birisi alanında çok mühim çalışmalara imza atan, çok tanınan, bilinen, kıymetli görüşleri olan bir değerli hocamız, profesör kendisi. Siz de derneğin başkanısınız. Birisi sağlık açısından... Siz de tüketici açısından ve üretim safhasındaki durumu anlatıyorsunuz. Doğru. Zaman zaman belki kendi aranızda
fikir alışverişi de olabilecek. O bakımdan ben bu konuşmayı aslında izleyicilerimizin, tüketicilerin bilinçlenmesi adına çok önemsiyorum bu yayını. Çünkü zihinlerde kalabilecek birçok soru işaretini de belki bu noktada bir tıp insanıyla birlikte de değerlendirme imkanı olacak. Affınıza sığınıyorum. Bir parantez açalım. Hemen telefonlar başladı. Kayseri'den bir izleyicimiz arıyormuş. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bekir Usanmaz. Bekir evet. Bey, hoş geldiniz tekrar. Buyurunuz efendim, sorunuzu alalım. Evvela teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Şimdi bu Ramazan ayında benim kızım üniversite sınavına hazırlanıyor. Geçen sene, bu sene yani. Biz biraz net galiba duymamız gerekiyor. Biraz kesik geliyor ve sesiniz... Arkadaşlar bir ses ayarı yapalım. Evet, geliyor şu anda sesiniz. Buyurun. Benim çocuğum üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu, ben Kayseri'den arıyorum. Kayseri'den bir firmadan döner yedi. Evet. Sınavdan birkaç gün, Ramazan'dan birkaç gün sonra. Ondan sonra çocuk bir rahatsızlandı. Buradaki şehir hastanesine gittik. Evet. 3-4 gün biz şehir hastanesinde tedavi gördük. Yani bu... tavukta olan bir bakteri yüzünden zehirlenmeye bağlı dedi hocalar. Ondan sonra Tarım Bakanlığı'nı şikayet ettik. 174'ü aradık, firmanın ismini verdik. Ve biz tabii bunu birkaç gün sonra yaptık. Evet. Ondan sonra Tarım Bakanlığı'ndan bana bir ona belge geldi ki, yani bir mesaj geldi ki, gıda kodeksine uygundur diye. Şimdi benim sorum şu, biz sağlıklı bir tavuk dürümünü nasıl anlarız? Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Çocuğunuz hattan gitti herhalde. Üniversite sınavı ne oldu diye soracaktım ama sağlık olsun. Peki her ikinize de efendim söz vermek istiyorum. Bu noktada bir bakteriden bahsediliyor. Tabii ki pişirme esnasında mıdır bu oluşan bir şey? Öncelikle onu sorayım. Yoksa bu tavuğun kendisinde var olan bir bakteri neticesinde mi bu zehirlenme meydana gelmiştir? Önemli bir konu. Şimdi muhtemelen burada kesim aşamasından sonraki aşamalarda olan bir bulaş var, bir kontaminasyon. Yani bir mikrobiyal bulaşma söz konusu. Şimdi bunun tabii birçok sebebi var. Kesimhaneden de olabilir. Tabii eğer ki gerçekten kontrollü bir kesimhanede yapıldı mı, veterinerler var mı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı burayı denetliyor mu? Bu çok çok önemli. Sonraki aşamalarda da eğer ki bu tavuk donduruldu, çözüldü, tekrar donduruldu ve tekrar çözüldüyse o zaman mikrobiyal bulaş çok kolay oluyor. Ve daha sonra da bu tekrar pişirildiği zaman ya direkt bakteriler sorun yaratıyor, kişide hastalık yaratıyor. Ya da bakteriler parçalanaraktan onların içindeki bazı maddeler açığa çıkaraktan kişiyi hasta edebiliyor. Yani buradaki hastaneye başvurma olayında muhtemelen %90'ın üzerinde bu kesim sonrası ortaya çıkan bir bulaş gibi gözüküyor. Tabii pişirme esnasında da bazı sorunlar olabilir veya mutfak. Her yerden kontaminasyon olabilir ama olay klasik gıda zehirlenmesi boyutunda. Hani direkt tavuk kötüydü veya tavuk kötü bundan dolayı böyle hastalandı diye düşünmemek gerekir. Bir de şu var, hani tavuktan mı bakteri bulaştı? Kesim aşaması değil de tavuğun içinde var olan bazı bakterilerin insanlara geçişi konusunda çalışmalar yapılmış. Dünyada aslında bu grup çalışmalar toplanınca 3 tane var. Bir tanesi şöyle diyor. Evet diyor, yani tavuktan insanlara antibiyotik dirençli, özellikle antibiyotik dirençli mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yapılmış. Ve tavuktan insana antibiyotik dirençli bakteri geçmediği kabul ediliyor. Çalışmaların yaklaşık %47'si, toplam çalışmaların %47'si bunu söylüyor. %16-17'si civarı tavuktan insana geçişte özellikle antibiyotik dirençli bakteri olabilir ama emin değiliz diyor. Yaklaşık %25 çalışmada bu konuda net bir bilgi yok diyor. Yok diyor. Hı. Yani tavukta daha önceden bakteri vardı ve tavuk daha sonradan kesildi ve bu tüketiciye sunuldu. Ondan geçti diyebilmek işin açıkçası çok çok zor. Anladım. Şimdi ben soru hakkımı mahfuz tutuyorum. Size özellikle kesimden sonra... saklama, pişirme, doğru pişirme, yıkama vesaire,
Bunlarla ilgili çok önemli soru işaretleri var. Bunlarla ilgili bilginize müracaat edeceğim ama telefon bağlantımızda izleyicimizin sorduğu soruya istinaden Mehmet Bey'in de görüşlerini almak isterim. O konu çünkü başlı başına Sayın Hocam dondurma, çözdürme, pişirme, saklama ayrı bir mevzu. Ona birazdan değineceğiz. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi öncelikle Kayserili vatandaşımızın evladı zehirlenmiş. Çok geçmiş olsun. Dileklerimizi buradan kendisine iletelim. Evet, tavuk ölümcül sonuçlara varan sonuçlara şahit oluyoruz, söylemlere şahit oluyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde bu yakın zamanda da Tekirdağ bölgesinde de 45 kişi toplu olarak zehirlenmişti. Şimdi tavuk çok hızlı bakteri üreten bir üründür. Şimdi tavuk artı 15 derecenin üzerine ısı gördüğü zaman müthiş derecede bir bakteri oluşur. Burada asıl sorun merdiven altı üretimde olan dönerlerimiz. Bugün caddelere baktığımız zaman her 10 metrede 20 metrede tavuk döner büfelerini görebiliyoruz. Evet. Biz döner üreticiler birliği olarak dönerin bir kimliğini çıkartıyoruz. Bir tanımını çıkartmaya çalışıyoruz. Bu konuda da Türkiye'de olmamış bir ilki, daha önce olmamış bir ilki yapıyoruz. Bu konuda bir çalıştayımız var. Döner Üreticileri Birliği olarak bir çalıştay hazırlıyoruz. Nasip olursa bu ayın sonlarına doğru sonuçları bakanlığımıza vereceğiz. Bu konuda da bakanlığımızda bu çalıştay sonuçlarımızı bekliyor. Şimdi tavuk 15 derecenin üzerine çok hızlı bakteri üreten bir mamul olduğunu söyledik. Şimdi arayan arkadaşımızın da evladının tavuk dönerden rahatsız olması, zehirlenmesini de ben şuna bağlıyorum. Şimdi bu hazır döner üretim firmalarının haricinde et toptancılarından, kasaplardan, bu işin ticaretini yapan esnaflardan açıktan et alındığı zaman şubeler, bu no name dediğimiz caddelerde olan bir sürü döner işletmecileri var. Bu işletmeciler kasaplardan, et toptancılarından almış oldukları ürünleri kepenklerini kapatıyorlar ve burada ilk başta girerken haberimizi anlatırken o merdiven altı üretim şeylerini göstermiştiniz, resimlerini göstermiştiniz. Evet, evet. Şimdi o dükkanlarda lavabosu, suyu olmayan, hangi ustalar tarafından takıldığı dahi belli olmayan, bulaşıcı bir hastalığı var mıdır bunu takan ustanın dahi bilinmeyen, başta söylediğimiz gibi bir gıdanın şayet izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yok ise bunun sağlığından konuşamayız dedik. Şimdi kasaptan et alındı, şubeye takıldı, olay bitmiştir. İzlenebilirliği artık bu işin yoktur. Burada artı 15 derecenin üstünde bir işlem görmektedir. Yani yazın olduğunu düşünür isek, dışarıda 45 derece sadece sıcaklık var. Demek ki zehirliyorsunuz. 45 dakika sıcaklık olduğu bir yaz aylarında bu ortamlarda bakteri olmayan mikrobiyolojik ortamlarda hazırlanan dönerler, tavuk dönerler zaten bir de bunların kilolu olduğunu düşünür isek, et döneri, tavuk dönerin böyle kilolarda olduğunu düşünür isek zaten takım aşamasında hızlı bir şekilde bakteri üremiştir ve çubuğuna kadar ateşin karşısında çubuğuna kadar hızlı bir üreme söz konusu olmuştur. Şimdi bakın çok ciddi şeyler anlatıyoruz. Şey. Evet, şimdi tabii. Zaten takım aşamasında bakteri üremeye başlamıştır. Ve bunu almışız, bu bakteri üreyen, taze takılan bir ürünü ocağın karşısına 70 derece ısının karşısına takmışız ve gündüz 12, gece 12. 12 saat o ateşin karşısında döndürüyoruz. Ufak ufak kesiyoruz ve arkadan gelen, yani çubuktan dışa doğru gelen bir ciddi bir bakteri var. Ciddi, çubuktan gelen dışarıya doğru ciddi bir bakteri var. Hocam
çok daha iyi bilir. Şimdi ateşe de dayanıklı bakteriler var. Ateşin de öldürmediği bakteriler var. Biz bıçakla bu dışarıda, içeriden dışarıya gelen bir mikroorganizmaları, bakterileri bıçakla kestiğimiz zaman ön tarafı pişmiş, arka tarafı tam anlamıyla ateş görmemiş, pişirilmemiştir. Bu şayet onaylı işletmelerde, soğuk zincir dediğimiz marifetlerde üretim yapılmaz ise, biz izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yok ise, bunun sağlığından konuşamadığımız gibi tüketilmemesi gereken bir üründür. İzlenebilirlik nasıl yapıyorsunuz? Şimdi izlenebilirlik az önce hocamın da dediği gibi veteriner hekimler tarafından, gıda mühendisleri tarafından biz onaylı bir işletmeyiz. Ben kendi işletmemden isim vermeden kısaca nasıl işlem görüyor bunu anlatayım. Şimdi bizim işletmemizde her sabahın erken saatinde kesimhanelerden veteriner hekim ve hijyen raporlarıyla beraber mamülümüz kapıya gelir. Bizim gıda mühendisimiz o frikofrik araçların artı 5 derecenin altında olan soğutucu ortamlarda fabrikaya kadar gelinir. Fabrikada veteriner hekim veyahut da gıda mühendisi arkadaşımız etin ısısını ölçer. Şayet etin ısısı bizde 5 derecenin üstündeyse onu fabrikaya sokmayız. Geri iade ederiz. 5 derecenin altında veyahut da 5 derecede ise alır, dinlenme odalarımız vardır. Yani 0'la 5 derece arasında olan dinlenme dolaplarımız vardır. O dolaba alınır ve 12 saat içinde işlem görür. Soğuk zincir dediğimiz eksi 40'a atılır, şoklanır ve 6 ay ömür kazandırılır hocam. Şimdi eksi 40'a atılan ve şoklanan ürün artık 6 ay ömrü vardır. Eksi 18 dinlenme dolaplarına alınır. Eksi 18 frikofrik araçlarla şubelerimize, noktalarımıza sevkiyatı yapılır. Ve bu araçların içlerinin ısı dereceleri dahi şirketlerimiz tarafından kontrol edilir. Şubelerimizde de frikofrik dolaplarımız vardır yine eksi 18. Yani bizim onaylı işletmelerimizde, yani izlenebilir dediğimiz bir tesislerde bu bakteriyel oluşumun olması mümkün değildir. Mümkün değil. Zaten bu zehirlenme vakaları merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletmelerden kaynaklanıyor. Anladım. Bizim marka dediğimiz, bizim izlenebilirlik dediğimiz şubelerde bu zehirlenmeler yaklaşık bir 10 yıldır bunlara şahit olmuyoruz. Evet. Şimdi yani, telefon bağlantımız varmış. Şimdi telefonumuzu alalım. Hocam sizinle ondan sonra bu zincir içerisinde saklama, pişirme koşullarına biraz değinelim. Tam da yeri oldu çünkü. Bu arada bir de VTR'miz var. Onu da izlememiz gerekiyor. İzleyicimiz Amasya'dan yanamıyorsam bizi arıyor. Denizli pardon. Denizli mi Amasya mı? Amasya'dan Murat Demirkan. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Buyurunuz efendim, sorunuzu alalım. Öncelikle hoş bulduk. Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum bu arada. Sağ olun. Şimdi ben tavuk, burada ünlü firmaların tavuk işletme tesisleri var. Bu işletme tesislerinde birinci günden 45. güne kadar buradaki hayvanlar büyüyor ve kesimhaneye gidiyor. Kesimhaneye giden hayvanlar en az gördüğümüz kadarıyla burada 3-4 defa antibiyotik yiyor. Ve kesimhaneye giderken tamamen o firmanın inisiyatifinde gidiyor. Hiçbir kontrol mekanizması yok. Ne kan raporu alınıyor, ne hayvanlar kontrol ediyor. Bunun önüne nasıl geçilecek? Şimdi şöyle bir şey var. Teşekkür ederim. Biraz evvel kesimhaneden çıktıktan sonra döner olana kadar aşamayı konuştuk. Şimdi öncesine gelelim. Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı bu denetimleri yapıyor. Geçen sene 1 milyon örnek alınmış. Ondan önceki sene de 400 bin örnek alınmış ve çalışılmış. Şimdi burada biraz evvel de belirtmiştim. 2006 yılından sonra büyütme
amaçlı olaraktan antibiyotik verilemiyor. Sadece tedavi amaçlı veriliyor ve veterinerler de e-reçete yazmak zorunda. Antibiyotiği de o hayvana verdikten sonra, antibiyotik bittikten sonra da bir temizlenme süresi vardır. O beklenilmek zorunda. O hayvanların kontrolünü yapan hiçbir veteriner, ben işte antibiyotiği verdim, kestim bugün, yarın da kesimhaneye bu hayvanları göndereyim diyemez. Bu da bir sorumluluktur ve buna aslında çok dikkat edilir. Her noktada ayrı kişilerin denetimi yapması lazım. Hani Mehmet Bey biraz evvel söyledi, işte kesimhaneden gelenler, alınanlar, işte 0 ile 5 arasında bekletme, arkasında eksi 40, sonra tekrar işte 0 ile eksi 18'de bekletilme. Her aşamayı denetleyen birileri oldukça sorun olmaz. Yani bir, kendi iç denetlemeleri olacak kurumların. Bunun için de mutlaka kurumsal firmalar olmak zorunda. Kurumsal kimlik, hani biraz evvel seyircimizin bahsetmiş olduğu, hani 5-6 kere antibiyotik verilen yerler muhtemelen kurumsal değildir. Bir de böyle yerler varsa mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'na da bildirilmelidir. Çünkü böyle yerler denetlenmek zorunda. Ki zaten bununla ilgili çok sıkı denetimler var. Ama halkın da buna katkıda bulunmasında fayda var. Yani siz bir eksiklik gördüğünüz zaman bunu ileteceksiniz. Ve bu şekilde de herkes işin doğrusunu yapmak üzere zorlanacaktır mutlaka. Şimdi biraz önce Mehmet Bey eksi 46 ay ömrü var dedi. Şimdi ben bir tüketici olarak mesela gittim işte raftan baktım, kontrol ettim. Raf ömrünün uzun olduğuna, daha önümüzde zaman olduğuna inandım. Taze işte güzel bir tavuğu aldım. Fakat onu hemen kullanmayacağım da gittim işte derin dondurucuya attım. Sonra da kullanmak üzere çıkardım derin dondurucudan işte bir hafta sonra falan. Önce bunu bu aşaması bence çok önemli. Çünkü atlanıldığı noktaların olduğuna inanıyorum. Derin dondurucudan çıkardıktan sonra bunu tezgaha mı koyup çözdürmek lazım? Yoksa buzdolaplarında sıfır derece diye tabir edilen, kimilerinde kahvaltılık bölgesi bölmesi, kimilerinde et balık diye tabir edilen bir bölme var. Derin dondurucudan çıkartıp oraya alıp bir gece orada o sıfır derecede kendi kendine bir ısıya gelmesini bekleyip ondan sonra çıkartıp pişirmek mi lazım? Arada dışarıda ne kadar tutulabilir tezgah üzerinde? Burada bir bakteri üremesi nasıl olur? Diyelim paketten çıkarttım. Hepsini bir arada soruyorum ama zihnime üşüşüyor. Çünkü mutfaktayız, hepimiz bu işleri yapıyoruz. Deniyor ki tavuk yıkandığında, suyla temas ettiğinde, işte belgeselde de izlemiştim. Yani her tarafa efendim işte bakteriler böyle tezgahlarda öcü gibi dolaşıyorlar. Bundan kurtulmak için mesela alıyorsunuz, hemen suyun içerisine koyup en güzel orada haşlanıyor eğer haşlanacaksa. Bu aşamayı hocam bize en sağlıklı şekilde nasıl kullanmamız, tüketmemiz gerekiyor, saklamamız gerekiyor? Buradan bizleri bir aydınlatır mısınız rica etsem? Şimdi eksi 18'den aldığınız zaman üst kattan 0 dereceye veya artı 4 dereceye indirip de bir gün beklenilmesi daha önemlidir. Ama siz eğer ki daha hızlı çözülme istiyorsanız eksi 18'den dışarıya alabilirsiniz. Ama dışarıya aldıktan sonra tavuğun üstünü veya işte et gıda mamül neyse üstünü açıp da tezgahın üstüne koymamalısınız. Siz onu yine kapalı bir kapta tezgahın üstüne koyabilirsiniz ve 4-6 saat içinde o erir, ondan sonra kullanabilirsiniz. Ha, derin dondurucudan çıkarttıktan sonra yine kızartma işlemleri de olabiliyor ama bu sefer çok dengeli kızartma olmuyor. Dışı çok fazla yanıyor, içi pişmemiş oluyor. Onun için çözülmesini beklemek lazım ama tezgahın üstüne bırakmak uygun değildir. Mutlaka kapalı kapta olacak. Çözüldükten sonra bir daha dondurmayacağız. En önemli konu bu. Çözülen bir gıdayı tekrar dondurursanız büyük sorunlar yaşarsınız. Genelde Türkiye'de zehirlenmelerin çoğu bundan olur. Bu her şey için geçerlidir. Şimdi onu soracaktım. Evet, sadece tavuk için. Bu dönerler için de geçerlidir. Yani siz onu pişirdikten sonra tekrar çözdünüz. Çözdükten sonra pişirdiniz. Biraz evvel Mehmet Bey söyledi. O gün o kadar batona sarmaya gerek yok. O gün ne kadar pişirip satabilecekseniz o kadarını sarmak durumundasınız. Çok az satabileceksiniz. Kocaman bir baton yaptınız. Arkasından akşam satamadım, yarısını tekrar dondurucuya koyayım, ertesi gün tekrar tüketiciye sunayım derseniz o zaman bu tüketicilerin de başına iş açar. Tabii. Hocam biz burada bu dediğiniz duruma kadar, durumdan sonra o fazla kalan döneri nasıl yapıyoruz? Atıyor muyuz? Hayır, atmıyoruz.
gece saat kapatacağımız saate kadar zaman gelmiştir ve 10 kilo 15 kilo dönerimiz kalmıştır. Bunlar milli servetimizdir. Bunları atamayız. Ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Pişirip kesiyoruz. Pişirip kesiyoruz. Sonra steril bir streçle kapalı kaplarda, evet, difrize atıp artık pişmiş ürün yapmışız olarak bunu. Pişmiş ürün. Zaten donuktan çözüldü. Pişirildi. Son müşteri yoksa da yine pişirildi. Döner haline getirildi. Saklama kaplarından difrize atıldı ve yemekhanelere veyahut bir yurda veyahut bir işte toplu tüketim yerlerine gerek bedelli gerek bedelsiz olarak biz gönderiyoruz. Bizim şubelerimizde kalan dönerlerimiz bu şekilde zayi değerler olmamış oluyor. Çünkü evet, bunlar bizim ülkemizin milli değerleridir. Orada bir milli değer var, milli bir servet var. Biz bunu kaldı 10 kilo saklayalım, yarın şu müşterilerimize verelim. Asla biz onaylı işletmelerden, zincir mağazalarda böyle bir hadise olmaz. Dediğim üsülde kesilir, saklama kaplarında -18'lerinde pişmiş döner olarak saklanılır ve son tüketiciye bu ulaşır. Tabii bahsettiğiniz gibi büyük işletmelerde böyle ama büfe, yani genelde herhalde tartışmanın ana odağı da bu. Nereden sokakta rastladığınız efendim büfelerden kaynaklanıyor. Onların da çok temiz, çok güzel, insan sağlığına özen gösteren, kendi içinde o esnaf ahlakıyla güzel iş yapan yerler de elbette var ama bu yeterli gelmiyor ama. İşte gelmiyor, tavuk o tavuk bakteri ürettiğinden dolayı siz kişi olarak, dükkanınız olarak çok steril, çok temiz, eliniz, ayağınız, işte boneniz, her şeyiniz olmuş olabilir. Bu temiz olmanız yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü tavuk +15'in üstünde çok müthiş hızlı bir bakteri üretiyor. Yine evet, yetmiyor yani. Bir veterimiz var efendim. Evet. Arkadaşlarımız çıktılar. Nimet sokakta sordu ülkenin mikrofonuna. Evet. Yemek yerken nelere dikkat ediyorsunuz diye. Bir yanıtlarını alalım bakalım. İzleyelim. Ondan sonra da devam edelim. Buyurun. Dışarıda yemek yerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya hijyene dikkat ediyorum tabii ki ve şu an öğrenci olduğum için fiyatına da dikkat ediyorum. Ama şöyle bir şey de var, yani fiyatı düşükse hijyeni de biraz düşük oluyor, o da var. Yani genelde ama hijyenine ve fiyatına dikkat ediyorum. Genelde dışarıda yemek yemiyorum ama yani yediğim vakitte bildiğim yerlerden yiyorum. Genelde hep aynı yerlerden yiyorum. Çoğunluk yani evi tercih ediyorum. Et ürünleri gibi şeylere güvenmiyorum. Bir de temizlik falan hepsi bir değil. Yani ondan tercihim kendi evim. Önce cebime göre, parama göre, ailemle gidersem daha güzel, temiz olmasına dikkat ediyorum. Ben dışarıda yemek yemiyorum, çocuğuma da yedirmiyorum. O yüzden dikkat etmeme ekstra gerek kalmıyor. Her yerde yiyilmiyor. Bazı yerlerde ben görmüşüm, affedersin, böcek bile çıkmış o yeşilliğin içinde. Tabii ki temiz. Kalite lazım yani bence yani. Yere dökmemeye dikkat ederim. Garsonların temizliğine dikkat ederim. Tırnaklarına dikkat ederim. Yani tuvaletin, çok affedersiniz, tuvaletin temizliğine. Ortamın düzenli oluşuna. Kalabalık bir yerse tabii ki orada yiyorum. Sakin bir yerde yemiyorum. Benim için en önemlisi temiz olması. Önce içeri girdiğimiz zaman bir sağına soluna bakarız. Tertipli mi, tertipsiz mi? Yemeklerini de şöyle bir kontrol ederiz. Ona göre işimize gelirse oturur yeriz. Lezzete öncelikle, sonra da temizliğe, hijyene. Dışarıda yemek yerken seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Yani lezzetli olması, ne bileyim hijyen olması, organik olması. Temizliğe dikkat ederim. Ondan sonra elemanların kalitesine dikkat ederim. Ben ilk başta o yemek yapıldığı yerin temizliği çok önemli bence benim için. Yani orada hani olan şeyler, mesela açık yerlerden ben yemem toz falan, yani dışarıda yemem. Öncelikle hijyenik olmasına dikkat ediyorum. Yeşilliklerin yıkanıp yıkanmadığına bir anlamaya çalışıyorum. Etse taze olduğuna, yağının
çok yağ, çok kere mi kullanıldı? Yoksa hani hijyenik bir yağ mı, temiz yağ mı? Ona dikkat ediyorum. Devamlı yediğim yerleri de yemeye çalışıyorum. Yani bilmediğim yerlerde genelde yemiyorum. Mesela bazen işte tırnağı uzun olup işte bone takmadan işte yemek dağıtan falan mesela lokantalar oluyor. Oralardan uzak durmaya çalışıyorum. Yani nerede kalabalık ortam varsa mesela oralarda yemek yiyoruz. Genelde isim yapıp yapmadığına, işte insanların tercih edip etmediğine, duyulmuş olup olmadığına bakarım. Temizliğine bakarım. Hizmetine dikkat ederiz. Özellikle her insanın sindirimi farklı olduğu için bedensel ve bünyesel olarak öncelikle beslenmesine göre hareket etmesi gerekiyor. Mesela şu anda Eminönü tarafındayız ve sokak satışları çok fazla yemek konusunda. Mesela her önüne gelen insanlar yiyebiliyor vesaire hani. Bunları yapmamaları gerekiyor. Sokaktan satılan malzemeleri aslında almamamız gerekiyor. Ve günlük hijyenik beslenmemize göre hareket etmemiz gerekiyor. Önceliği buna verirlerse hastanelerde de gece yaraları acilere gelmezler diye düşünüyorum. Evet, tekrar birlikteyiz efendim. Bildiğin, güvendiğin zincir, temizlik, hijyen, garsonların ilgisi, mekanın işte düzenli olması, biraz kalabalık olması, marka, isim yapmış olması, insanların genel itibariyle dikkat ettikleri şeyler ama bunların hepsi aslında mutfağın ön tarafı. Yani bizim vitrinde gördüklerimiz. Arka tarafta mutfakta neler oluyor? Aslında önemli olan husus da galiba bu sofraya gelen gıdanın sağlıklı olup olmadığı, bizi hasta edip etmediği, maksimum faydayı sağlayıp sağlayamadığımızda mutfakta neler oluyor sorusunun ardından geliyor. Sayın hocam, ben size şunu sormak istiyorum. Tavuk sağlıklı bir gıda olarak değerlendirilebilir mi? Yani tavuk başlı başına. Eğer tabii ilk üretim aşamasından itibaren sağlıklı ortamlarda ve kontrollü ortamlarda yetişen tavuklar yenebilir ve sağlıklıdır. İyi bir protein kaynağı. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi, beyaz et. Tabii tabii. Yani bir şekilde tabii halkın da ucuz protein kaynağı oluyor tavuk. Hı hı. Bunu tamamen hayatımızdan dışlama diye bir şey söz konusu değil. Münferit bazı olaylar olabilir ama özellikle bunlar kontrolsüz merkezlerde olmaktadır. Onun için kontrollü belki mümkün olduğunca kontrollü gıda üretimi yapan merkezlerden almalıyız. Merdiven altı üretimi yapanlardan uzak durmalıyız. Belgeli olanlardan biz bu belgeli üreticilerden almalıyız. Şimdi bunun tabii ki satış aşamasında da bazı problemler olabiliyor ama hani sektörü tümüyle kötülememek lazım veya tavuk kötüdür dememek lazım. Çünkü Türkiye'de gerçekten yurt dışındaki tesislerin aynısı, hatta daha kaliteli tavuk üretim tesisleri vardır. Ve her aşamasında denetlemeler yapılır veteriner hekimler, evet, ve gıda kontrolörleri tarafından. Özellikle bir tıp hekimi olarak sizin bu denetleme noktasına bu kadar önem vermeniz ve denetlendiğini de ifade ediyor olmanız, zincir firmalar açısından, bakanlık tarafından da bunların yapılıyor olduğunu söylemeniz bizim için son derece önemli. Kahramanmaraş'tan Mehmet Kazancı Bey telefon attığımızda, Mehmet Bey'e de bir merhaba diyelim, onun sorusunu alalım. Sonrasında şu fiyatlar konusuna ben birazcık değinmek istiyorum. Tabii daha konuşacağımız çok konu var ama Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi İhsan Bey diyeceğim. Buyurun efendim. Öncelikle Ülke TV'ye, size ve hocalarımıza böyle güzel bir program hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sağ olun. Ve dikkatle de takip ediyoruz, ailece takip ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben sorum şu olacak. Buyurun efendim. Hocalarım biraz önce 45 günlük, yani yumurtadan çıkmış bir civcivin 45 gün sonra kesinlik hale geldiğini söylediler. Bu çiftliklerde yetişen tavuklarla köylerde yetişen tavukların besin değerleri arasında herhangi bir fark var mı? Bir onu soracaktım. Evet. Bir müsaadeniz olursa bir soru daha soracağım. Buyurun efendim. Yine bu televizyon haberlerinde sık sık izlediğimiz uygun olmayan yerlerde döner yapan firmaların işte bozuk tavukları toplayıp çamaşır suyunda bekletip onları da tekrar döner haline getirdiklerini duyuyoruz. Ve onlar da 2 lira, 3 lira gibi ucuz dönerler yapıp halka sattıklarını duyuyoruz. Evet.
Bunların toplum sağlığı açısından, böyle bir uygulamanın toplum sağlığı açısından nasıl zararlar var? Onlar hakkında bir bilgi alacaktım. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, biz de teşekkür ediyoruz. Ailenize de selamlar, sevgiler. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. İki önemli konuya değindi izleyicimiz. Aslında belki de serbest dolaşan tavuklar diye tabir edilen çiftlikte bir çiftlikte yetiştirmeler var. Bir de böyle rahat, konforlu, kendi içlerinde arkadaşlarıyla dolaşıp orada yaşayan tavuklar var. Özgür ortamda. İkisinin kalitesi aynı mıdır? Her ikinize de sorayım ben. Bir yaşam açısından, bir de hayvanın genetiği açısından ne dersiniz? Şimdi tabii ki gezen tavuk daha organik oluyor. Ama şimdi son zamanlarda tamam, kümeste yetişen tavuklar var folluklarda ve aynı zamanda gezen tavuk çiftlikleri var. Ve ikisi de yan yana bunların. Yani bu bir tercih meselesi. Gezen tavuk daha pahalı oluyor, üretimi daha zor oluyor. Fakat bir de şu var, besin değeri olarak gezen tavuk daha mı üstündür derseniz, aslında yapılan protein ve yağ analizlerinde ve diğer analizlerde birbirine bakarsanız aralarında bir fark yok. Çok önemli ama, hocam. Ama evet, verdiğiniz besin önemli. Tavuğa burada ne yediriyorsunuz siz? Yani gezen tavuk olması önemli ama tavuğun yediği daha önemli. Yediği daha önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bazı yerlerde örneğin 50 veya 100 tavukluk kümesler de yapılmış oluyor. Ve bunlara işte gezen tavuk olarak adlandırılıyor ve mısır veriyoruz. Biz tamamen organiyiz deniyor. Hani bu gerçekten organik mi, bunu da düşünmek lazım. Verilen gıda, örneğin ben sadece mısırla besliyorum, tamamen organiyim diyor. İşte bunu ama da ilk kez. Ama mısırın da ne kadar doğal olduğu tartışılıyor. Hep GDO'lu deniyor. Tabii. Mesela mısır için gerçekten sağlıklı, güzel mısır mı veriliyor, yoksa tabii, organik olmayan mısır mı veriliyor? O zaman orada zincir yine şaşıyor değil mi tabii hocam? Sadece mısır değil, bunun haricinde tavuklara başka gıdalar da veriliyor ama bu gıdalar, verilen gıdalar gerçekten denetleniyor mu? Onlara da çok iyi bakmak, hı-hı, lazım. Çünkü kontrolsüz gıda verdiğiniz zaman tavuklara yine hastalıklar ve kontaminasyon ortaya çıkabiliyor. Ve yine beslenme bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Yani size vereceği bir gıda değerleri normalin eşdeğeri olmaktan daha da düşüğe inebiliyor burada. Sonuçta eğer ki her ikisi de kontrol edilirse aralarında belirgin bir fark yok. Yumurtaları da tabii doğal olarak. Şimdi şu var, yine tavuk yumurtası tamamen ayrı bir konu. İşin açıkçası maalesef marketlerde çok fazla sayıda organik yumurta var. Bunlar gerçekten organik mi? Ama bunların fiyatlarına bakıyorsunuz, 2 kat, 3 kat pahalı. Hı hı. Şimdi gezen tavuk yumurtası ayrı, organik ayrı. Tavuk geziyor ama yediği gıda aynıysa o yumurtaların onunu birden kırın, sarısı aynı renkte olacaktır. Gerçekten gezen, işte doğada beslenen, işte değişik kurtçuklar veya tavuk sadece tabii buğdayları yemez. Yani aynı zamanda küçük böceklerle de beslenir, hı hı, yine solucanlarla da beslenir. Şimdi her bir aldığı gıdaya bağlı olaraktan o tavuğun yumurtasının sarısı rengi farklı olur. Anladım. Gerçekten doğada beslenen diyelim biz, gezen demeyelim. Gezebilir ama yine suni gıdalarla beslenebilir. Gezebilir, bir de doğada bulunan gıdalarla beslenir. Bunu ayırt etmek lazım. Eğer ki sizde gerçekten gezen tavuk, doğada beslenen tavuk olup yumurtası olup olmadığını ayırt etmek istiyorsanız, alıp en azından 4 veya 5 tanesini kırıp yan yana sarılarını karşılaştırmalısınız. Çok güzel. Aynı kutu içerisinden, evet, çıkan sadece yumurtaların renkleri farklıysa o zaman onların daha sağlıklı bir şekilde beslendiğini anlayabiliyoruz. Telefon bağlantımızda var, evet, ama sizin ilave etmek istediğiniz bir hocam, şey var galiba. Hocamın gezen tavuğu endüstriyel olarak düşünemeyiz. Yani endüstriyel bir ticari hacmi bu şekilde mümkün değildir. Şu anda çok büyük entegre tesislerin yanında, hani Adapazarı'nda veya Bolu'da küçük gezen tavuk çiftlikleri de var. Evet. Yeni, evet, yeni, ama bunun endüstriye tamamen hakim olması söz konusu değil. Hani şu anda o imkan dahilinde değil. Ama bu çok talep edildiği için gezen tavuk çiftlikleri de şu anda var. Bireysel mutfaklarımıza girebilir, marketlerimizde satılabilir ama endüstriyel bir şekilde bir yılda büyüyor bir tavuk.
Dolayısıyla bunun bir endüstriyel hali bu şekilde zaten geçmişte yoktu. Bu şekil üretimler olduğu için tavuk döner vardı. Tavuk döner zaten geçmişte yoktu. Bundan dolayı yoktu. Bu şekilde üretim olduğu için de tavuk dönerimiz var. Tokat'tan İhsan Kesici Bey arıyor bize. İhsan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Sağ olun. Ben de hemen bir sorumun cevabını almak üzereydim az önceden de. Şimdi soracağım soru şöyle bir şey. Evet, buyurun. Köylerde yetişen civcivler ve tavuklar. Evet. Bunlar özgür ve özgür yetişerekten bir sene boyunca bir civciv çıkıyor annesinden, yumurtadan çıkıyor. Bir sene bunu vatandaş besliyor bu en güzel gıdalarla. Bir sene boyunca bir kilogram olmuyor. Evet. Ama evet. Bu çiftliklerdeki yetişen civcivler 40 günde 45 günde nasıl 2-3 kiloya varıyor? Şimdi benim yeni saati şimdi sakladığım bunu, soruyu sordunuz. Buyurun. Ben bunu şöyle olaraktan bir soruyorum. Bazı insanlar hazır gıdayla besleniyor. Değil mi? Evet. Doktorlar diyor ki ya insanlar hazır gıdayla beslenmesin. Kilo alıyor ve şey oluyor böyle. Obez oluyor. Aynı o şekilde bu tavuklar hazır gıdayla beslendiğinden dolayı mı böyle oluyor? Yoksa o özgür yaşayan tavukları biz doğal gıdalarla besliyoruz. Ve bu beslediğimiz civcivle bir sene boyunca besliyoruz. Bir kilogram gelmiyor. Tamam. Ayrıca bunun eti kırmızı oluyor. Bunun eti kırmızı oluyor. Onunki beyaz oluyor. Doğru. Anaç deriz ona biz. Peki. İhsan Bey teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru geldi sizden. Hemen. Şimdi şunu da deyin. Buyurun. Şimdi böyle hazır gıdaları yiyen çocuklara, insanlara, doktorlar diyor ki hazır gıdadan dolayı siz de bütün hastalıkların anası diyor. Doğru mu? Doğru. Evet. İnsanlara, doktorlar böyle diyor. Çok kilo almışsınız, hazır gıda tüketmişsiniz ve bütün hastalık. Ama şimdi bu tavuklarda aynısını görüyorum ben. Peki, tamam. Sorunuzu anladık. Şimdi hemen hocalarımıza soruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tokat'a da selam sizin vasıtanızla. Şimdi aslında evet yani ben de tam yeni saatte mi sorayım çünkü bir kısa bir ara vereceğiz o araya doğru geçerken şöyle bir ifade vardı. Yetiştirme yerlerinde işte ışığı yakıyorlar, kapatıyorlar, tavuk gündüz oldu, gece oldu zannediyor. Bu süreci hızlandırıyorlar, yemeğe hormonlu veriyorlar ki gerçi sonradan bunun eskisi kadar olmadığı işte kanunla düzenlendiğini ifade ettiniz ama işte yiyenlerin kalitesi bir bakıyorsunuz tavuk semirmiş kocaman tavuk ama İhsan Bey'in söylediği gibi normal gıdalarla beslenenlerde küçük eti farklı. Ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi şöyle bir şey var hani tercih etmek gerekirse şurada hepimiz doğada gezen, doğada beslenen, özel yem verilmemiş tavuğu tabii ki tercih ederiz. Böyle olduğuna, daha iyi olduğuna inanıyoruz birçok açıdan. Ama endüstriyel olaraktan siz bunu yapamıyorsunuz. O zaman endüstriyel üretimlere geçtiğiniz zaman da üretim bantlarında belli bazı özellikler uygulanıyor. Tabii bu esnada kullanılan, tabii ki verilen yemlerde daha da tavuğun kilo almasına sebep verebilecek gıdalar oluyor. Yine burada hareket konusu var. Tavuk gezdiği zaman enerji harcıyor. Bu sefer tabii ki kilo alamıyor. Ama sorsanız hani işin doğalı evet her yerde tavuk gezsin, dışarıda çöplensin, ondan sonra büyüsün, onu yiyelim. Fakat hani endüstri ve sektör ve şu anki şartlar bunu karşılayamadığı için bu yeni yöntemler çıkartılmış. Ama bu yöntemlerinde kişilere, bireylere, topluma zararlı olmadığını ortaya koyup ondan sonra uygulamaya geçirmişler. Tabii bunlar arasında mesela geçmişte hormon kullanılmış, hemen kaldırılmış. Uygun değil. Kesinlikle biz de istemiyoruz. Biz çok güzel bir seviyede, çok kaliteli, çok sağlıklı diyebileceğimiz
tavuk konusunda üretimler yapıyoruz yani. Çok büyük entegre tesisler var, çok büyük kuruluşlar. Ben hatta belli ekiplerin toplanıp gidip onları görmesini tercih ederim. Biz çünkü kesinlikle hekimler özellikle hani beslenme konusunda uğraşan kişilerin, buna gastroenterologlar da dahil, buna yine endokrin ve metabolizma uzmanları da dahil ve çeşitli derneklerin, bu derneklerden gelen bireylerin, yine sektörden gelen kişilerin toplanıp belli gruplar kesinlikle oluşturup bunları gezmesi ve denetlemesi taraftarıyız. Ha biz bunu yapıyor muyuz? Biz bunları mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Şimdi evet, yani bu denetleme konusu her zaman çok önemli. Ama bu şekilde hani tavuk yetiştiriliyor, hormon var, hormondan bu kadar büyüyor derseniz yok. Ha başka bir şey var. Hormon derken büyüme hormonu denirdi eskiden. Büyüme hormonu veriyorsunuz, tavuk büyüyor denirdi. Şimdi bakın, büyüme hormonu o kadar pahalıdır ki siz veremezsiniz tavuklara. Bir de örneğin 300 bin civciv var. Bunlara tek tek büyüme hormonu veremezsiniz. Zaten çok pahalı olur, verilmez. Başka bir şey yapılırdı geçmişte. Östrojen verilirdi tavukların büyümesini arttırmak için. Ki bunun birçok sakıncalı olduğu zaten ortaya kondu değişik şekillerde. Ve bu da yasaklandı. 96 yılında yasaklandı. Ha, östrojeni verirken de aynı şekilde belli ölçüler dahilinde veriliyordu. Fakat buna biz de karşı çıktık. Uygun olmadığını söyledik. Özellikle tıp otoriteleri buna çok karşı çıktı. Ve östrojen de sonradan kaldırıldı. Tabii büyükbaş hayvanlar için şu anda kortizon veya steroid veriliyor mu derseniz, hormon. Yani bir anlamda hormon. Büyükbaş hayvanlarda onlar veriliyor. Özellikle yabancı ülkelerde veriliyor. İşte ineklerin kulak arkasına bantlar yapıştırılır vesaire. Onlar da yalnız belli ülkelerde yapılıyor. Söküldükten sonra belli bir süre, temizlenme süresi geçtikten sonra kesime gidiyorlar. Anladım. Böyle bir dakikalık bir ara uzun diye, sadece bir dakikalık bir ekonomi finans rakamları ver. Ben izleyicilerimize onları aktaracağım. Sonrasında hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şu fiyat konusunu da bir Mehmet Bey'e de özellikle sormak istiyorum. Evet. Şimdi çok kısa bir ara, devam edeceğiz efendim. Evet, ülkede bu sabahımıza başladık. Konuklarımız da yanımızdalar. Teşekkür ediyoruz ilginize de sevgili izleyenler. Sağlığı konuşuyoruz aslında. Etmiş, tavukmuş, yumurtaymış, serbestmiş, çiftlikteymiş. Hepsi olabilir. Her birisi olabilir. Her biri evimize, mutfağımıza girebilir. Yeter ki sağlıklı ve usulüne uygun olsun diyoruz. Biri tıp alanında çok önemli bir isim. Diğeri de hem derneğin başkanı hem de o zincirin önemli halkalarından birisini oluşturan iki değerli konuğum. Sayın Profesör Doktor Orhan Tarçın Beyefendi ve aynı zamanda da Mehmet Mercan, o da Döner Üreticileri Birliği Başkanı. Bir kez daha sizlere de yeni saatimizde konuklarımızı takdim etmiş olalım ve devam edelim. Şimdi izleyicilerimizden de hep sorular geldi. Ben şöyle kısa kısa notlarımı da aldım. Serbest dolaşan mevzuna hocam çok güzel bir açıklık getirmiş oldunuz. En azından hani kafada sadece serbest dolaşan dediğinizde o sağlıklıdır, diğeri değildir gibi bir algı vardı. Oluşmaya çalışıyordu en azından. O noktada daha belirginleştik. Yumurtayı da öğrendik. Şimdi Mehmet Bey, bu konularla sizin söyleyecekleriniz elbette ki vardır. Buna ilave edeceğiniz bir konu var mı? Onu sorayım. Sonra ben size işin fiyatlandırma bölümünü sormak istiyorum. Şimdi Selda Hanım, tabii bugün aylardır kamuoyunu meşgul eden çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Döner sektöründen bahsediyoruz. Gezen veyahut da endüstriyel tesislerde yetişen tavuklarla alakalı hocam zaten gerekli açıklamayı yaptı. Ben bu konuda ilave etmek isteyeceğim başka bir şey yok. Evet. Ancak ben sektörümüzü konuşmak istiyorum. Bugün toplum sağlığımız, gelmiş olduğumuz bu noktada bunları görmek, bunları yaşamak, bunları konuşmak ben ülkeme yakıştıramıyorum. Bu tarz haberleri, bu tarz şahit olduğumuz vakaları ben gerçekten ülkeme yakıştıramıyorum. Yani zehirlenme olaylarını... Tabii, yani bu merdiven altıdır, merdiven işte altı. Toplum sağlığını bozan hiledir, tahşiştir. Bunları ben toplumumuza ve ülkemize yakıştıramıyorum. Bizim zaten Döner Üreticileri Birliği bu noktada zaten devreye girdi. Şimdi Türkiye
yıl ortalamasıyla son 10-15 yıldır %5 büyüme sağlarken sektörlerimizde bu oranda bir büyüme sağladı. Bugün tavuk döner veyahut da döner olarak tabir eder isek döner sektörümüzde çok ciddi son 5 senede çok ciddi bir orantısız bir büyüme sağladı. Bugün 2010 yılında çıkartılan 5.996 sayılı gıda kanunumuz 2010 yılında bahsediyorum. Hı hı. O yılda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Sektörümüz bu kadar büyük değildi. İhtiyaçlara cevap veren bir gıda kanunumuz vardı. Ama gelmiş olduğumuz bu noktada artık gıda kanunumuz ülkemize cevap vermiyor. Sektörün sorunlarını çözme noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sahada ticaret yapan ve bir tüketici olarak da bu bizi iki yönlü ilgilendiriyor. Şimdi biz Döner Üreticileri Birliği 2010 yılında çıkartılan 5.996 sayılı gıda kanununun bugün ülkemize cevap vermiyor. Biz burada başta da söylemiş olduğum gibi sektörün önde gelen firmaları ve markalarıyla bir araya gelmiş. Bunu tabandan analiz edip sektörün sorunlarını devletimize rapor yapıp sektörün de temsil firmaları sahanın sorunlarını devlete aktarıp mevzuat konusunda ihtiyacı görebileceğimiz bir döner mevzuatının çıkmasını sağlamaktır. Biz bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah geçen ayda biliyorsunuz bakanlığın 3. şurası açıklandı. Evet, çok İnşallah çok güzel bu konuda haberler ve mevzuat yasalarımız çıkacak. Ve bu sorunları artık duymayacağız. İnşallah. Evet, inşallah. Toplum sağlığı önemlidir. Sağlık başta gelir. Bizim ticari bir takım düşüncelerimiz asla toplum sağlığının önüne geçmemesi asla geçemez. Elbette. Ama bugün ona şahit oluyoruz. Bakın bugün şimdi 5.996 sayılı gıda kanununda para kendeciye tanınan bir takım, o zaman sektörümüz büyük olmadığından dolayı bir takım tanınan haklarda büyüyen, merdiven altından çok ciddi büyüyen bir sektörümüz var şu anda. Yani bunu maalesef üzülerek söylemek bir sayı istiyorum. Sayı var mı Mehmet Bey? Yani aşağı yukarı mesela şöyle diyebilir misiniz? Türkiye'de %80. Bugün Türkiye'de tüketilen dönerin %80 tüketimi merdiven altıdır. Evet. Felaket bir şey. Evet. Evet. Berbat bir şey. Evet. %80. Peki Mehmet şimdi bu durumda şimdi başa geliyoruz. Önemli bir noktaya geldik. Bahse konu haber. Evet. Döner büfelerinin önünden, tavuk döner büfelerinin önünden geçerken midem bulanıyor dedi Sevgili Hoca. Önce tabii bir reaksiyon, belirli bir kesim tarafından reaksiyon oldu. Çünkü orada bir genelleme var. Şimdi siz diyorsunuz ki şöyle şöyle koşullarla, şu denetlemelerle, Sayın Hocam da diyor ki böyle böyle üretildiğinde, bu şekilde yemlendiğinde, bu şekilde saklandığında, pişirildiğinde bunlarda hiçbir zarar yoktur. Yok. Ama %80 de bunun demek ki dışında. Çünkü merdiven altı. Doğru. Otomatikman bu sonuç çıkıyor değil mi? O zincirden, kontrollerden, her şeyden uzak. Canan Hocam da bunu kastediyor zaten. Bunu kastediyor. Peki şimdi genellemenin dışında %20'lik bir oran var. Bu %20 bu kadar her yerde karşımıza çıkan döner büfeleri, bu alışkanlık, bu gelenek, %20 çok çok az. O zaman çoğu insan Selda Hanım, sağlıksız bugün, yiyor. Bugün 7 kıtada ve her ülkede günde 500 milyon, yaklaşık 500 milyon kişinin elinde döner vardır. Böyle bir sektörden bahsediyoruz. Bugün döner, Türk dönerini de böyle et döneri de katar isek, Türkiye'nin bir kültür elçisidir. Döner Türkiye'nin ana yurdudur. Döner sadece döner değildir. Döner içinde binlerce insanı istihdam eden, ülkesine de milyonlarca lira katma değer sağlayan, çok kıymetli, sokaklarımızın yıllardır vazgeçilmeyen yemeklerinden bir tanesidir. Bunun ucuzluğu ise kıymetsiz olduğundan,
veyahut da sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Orada durur musunuz? Evet. Rica edeyim. Evet. Çünkü Sakarya'dan Aydın Karakuş'u arıyor. Evet. Aydın Bey'e de bir merhaba diyelim, sorusunu alalım. Sonra da efendim ucuz, sağlıksız, pahalı, sağlıklı mıdır illa sorusunu sorup olur, genel bir fiyatlandırma ile beraber konuşmamıza devam edelim. Aydın Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sesimiz geliyor mu efendim? Teşekkür ederim. Buyurun sorunuzu alalım. Sağ olun, hoş bulduk. Sorun şöyle, ben et firmasında çalıştım, tavuk firmasında çalıştım. İade olmuş ürünleri mesela fabrikaya geri geliyor. Kopmuş ürünler mesela, bozulmuş ürünler geri geliyor. Onlar diğer mesela gelen, toplanıp gelen tavukların içinde ölmüş olanlar da var. Onlarla birlikte yem oluyor, yem haline getiriliyor. Tavuklara veriliyor, tavuklar onlarla besleniyor. Yani tavuğu tavukla besleniyor. Bu sağlıklı mıdır değil midir? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önceki izleyicimiz etin çamaşır suyuna işlem gördüğü. İşlem. Onu anlatıyor. Doğru. Onu söylüyor. Doğru. Bunu konuşalım. Bu çamaşır suyuna. Bu izleyicimiz de tavuğun tavukla beslendiğini yani yem, kalan yem oluyor. Yem olarak. Yem kalan oluyor. Etleri yem evet. olarak. Şimdi sağlık açısından ve evet. zincir açısından hocam, başlayalım. Hocamdan başlayalım. Yani buyurun efendim. Sağlıklı kontrollü tesislerde bu yapılamaz. Evet. Yani bu üretim yeri de muhtemelen merdiven altı bir yer. Alınıyor tekrar işte kokmuş etler tekrar tavuk yemi haline getiriliyor. Bu hoş bir şey değil. Hani böyle bir şey varsa da mutlaka şikayet edilmeli. Çünkü yemlerle kokmuştan ilgili olan... Kokmuştan bahsetmiyor. Son STK'yı geçmiş olan... ürün diyor. Yani son kullanım tarihi. Burada aslında doğru bir şey yapıyor. Toplum sağlığına o ürünü vermiyor. O ürünü vermiyor. Ne yapıyor? Onu iade ediyor. Yem fabrikasına gidiyor. Kokmadan, bozulmadan. Onun da belli koşulları var ama. Tabii. Yani Tarım Bakanlığı'ndan gelen. Yani çünkü bozulmuş olmuşsa bakteriyel kontaminasyon vardır orada. Bozulmuşta. Fakat sonuçta yine olay şuna geliyor. Bakın. Aslında bizim sabahtan beri konuşmak istediğimiz şey dürüst çalışanla çalışmayanı karşılaştırmak ve ayırt etmek. Olay bu. Yani sanıştım. Bizim meslektaşlarımızın da eminim kastetmek istediği budur. Tabii. Dürüst çalışan ve gerçekten sağlıklı gıdalar sunan, bunun için gerçekten çok kaliteli tesisler ve bir dizi kontrol basamakları oluşturan, bilimsel çalışan, gıda sektöründe gerçekten çok güzel işler yapan kurumları ayırt etmek lazım. Ve diğer sağlıksız maalesef merdiven altı üretimi yapan tesisleri, diğerlerinden ayırmak lazım. Ha burada %80'den bahsediyoruz. Yani %80 çok ciddi bir oran. Kurum kontrol, ben buna kontrolsüz gıda üretimi diyorum. Evet. Kontrolsüz gıda üretimiyle savaşmak zorundasınız evet. siz. Buradaki olay bu. Yani evet. eğer ki siz bir şeye savaş açacaksanız bu olmalı. Evet. Bu bir gıda terörü. Tabii. Bunu tabii böyle yani, diyebiliriz. Tabii, net. Tabii. Gıda terörü. Yani kontrolsüz gıda evet. üretimi olamaz. Her şey kontrol. Bir kere gıda üretiminin bütün basamakları kontrol altında olmalıdır. Tek tek en baştan civciv, eğer ki tavuksa söz konusu civciv üretiminden sonuna kadar tüm aşamalar teker teker denetlenir. Kesimhane, kesimhaneden sonra da halkın önüne gelene kadar o kadar fazla kontrol basamağı vardır ki bunları sağlamak zorundasınız. Buna üretimhane olarak ve aynı zamanda perakende satış merkezleri olarak da siz bu kurallara uymak zorundasınız. Ama maalesef hani buradaki belirtilen gerçekten çok sağlıklı üretim yapan kuruluşlarımız var. Onları diğerlerinden ayırt etmek zorundayız. Ama tümüne bir kötüleme getiremezsiniz. Çünkü öbür taraftan dürüst çalışanların da hakkını yemek olur. Bir de biz tabii ki toplum sağlığını koruma amacıyla konuşuyoruz burada. Asıl amacımız da bu. Yani tabii. bu kadar kişinin bir araya gelmesi ve sunulması, bazı şeylerin tartışılmasının amacı bu. Topluma en sağlıklı olanının verilmesi. Ve burada da doğruyu evet. belirtmek lazım. Aslında konuşmaların başlangıcından beri bizim söylediğimiz şey, gıda üretimi tamamen kontrollü olmalıdır. Her bir basamakta uzmanlar yer almalıdır ve denetlenmelidir. Her konuda. Bu önemli. Ama böyle yapanla yapmayanları ayırt etmek zorundayız. İşte asıl toplum sağlığına zarar verenler herhangi bir gıdanın adını zikretmeden kontrolsüz gıda üretimi yapıp halka sunanlardır. Bunun önüne geçilmesi lazım. Peki şöyle sorayım. Telefonumuz var mıydı? Yemen Sarı... Bilecik'ten arıyormuş. Telefona da bir alo diyelim, ondan sonra devam edelim. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba efendim, buyurun, izliyorsunuz. Ne güzel, sorunuz var herhalde. Sorun değil de hanımefendi, şimdi oradaki değerli konuklarımız var, hocamız var, evet, birlik başkanımız var. Konuştuğunuz konuları dinliyorum ben. Birkaç teknik bilgi vermek istiyorum, müsaadeniz olursa. Sizin alanınız, çalışmanız, ilgi alanınız? İlgi alanım, ben Kocaeli, Sakarya, Bilecik bölgesinde endüstriyel tavuk üretimiyle uğraşıyorum. Kanatlı hayvan yetiştiricisiyim. Yaklaşık 500 bin kapasitelik işletmem var dönemde. Yılda güzel, 3 milyon adete yakın üretim yapıyorum. Aynı zamanda Bilecik Birliği'nin yöneticisiyim. Orada bir meslektaşımız da var. Ben birkaç teknik bilgi vermek istiyorum. Tabii doğal olarak konu da ilginizi çekti. Alalım efendim, dinleyelim sizi. Buyurunuz. Şimdi sürekli şey konuşuyorlar. Şöyle bir durum var. 2003 yılından beri bizim sektörümüz büyümekte. Hızlı büyüme, hızlı bir ivmesi var. Öncesinde de büyüyor da. Şimdi önüne gelen onkolog, doktor ya da işte teknik bilgisi tam yeterli olmayan işte ünvan sahibi kişiler çıkıp televizyonlarda sektörümüzü kirletiyorlar. Yalnız bu işin şöyle bir ekonomik boyutu var. Biz dünyada üretim yapan 8. büyük ülkeyiz. Bizim yıllık kişi başına tüketimimiz 30 kilo civarındadır. Bu işi Avrupa bazında, dünya bazında daha doğrusu en iyi yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Hocamız da zaten bunu biliyordur. Yalnız şimdi böyle televizyonlarda çıkıp da ben tavuk etinden midem bulanıyor diyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Neden tavuk etinden mideleri bulanıyor ki? Biz gayet iyi, temiz, hijyenik ortamlarda üretim yapan üreticileriz, işletmeleriz. Bunun sebebi, gerekçesi nedir? Bu bir. İkincisi, organik üretim yaptığını söyleyen üreticiler var. Biraz karalama yönüyle bu entegreleri karalıyorlar. Organik üretimle bizim yaptığımız üretimin arasında büyük oranda fark var. Çünkü biz temiz ham maddeyle üretilen yemden hayvanlarımızı besliyoruz. Temiz bir şekilde kesime gönderiyoruz. Orada hiç el değmeden temizlenip, paketlenip vatandaşın tüketimine sunuluyor. Aynı şekilde ihracat yaparken de bu basamaklardan geçiyor. Onun haricinde şöyle söyleyeyim size. Bu işin bir de ekonomik boyutu şöyle var. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon insan dolaylı ya da direkt olarak bu sektörden besleniyorlar ekonomik olarak. Evet. Çıkıp da benim tavuk etinden midem bulanıyor dediği zaman bu insanlar aç kalma riski var. Bu insanlar ekmeksiz kalma riski var. Bunu göz önüne almıyorlar. Çıksınlar, sorunları konuşsunlar tabii ki. Şunu söyleyebilirler. Diyebilirler ki tavuğun şu aşamasında sıkıntı var. Bunu kanıtlasınlar, ispatlasınlar. Bizim devletimiz, Tarım Bakanlığımız çok üstünde, çok basa basa duruyor bu işin. Mesela entegrelerden gelip numuneler alınıyor sürekli, günlük. Evet, siz de Yemen Bey, siz mesela büyük bir işletme sahibi olduğunuzu ifade ettiniz. Evet. İhracatla yaptığınızı söylediniz. Mesela her iki değerli konuğumda denetleme ve denetlenmenin önemine işaret ettiler. Böyle bir firma sahibiyken siz mesela düzenli olarak şunu sormak istiyorum. Hazır tam da yeri geldi. Ne oranda denetleniyorsunuz? Mehmet Bey'in özellikle dernek başkanı Mehmet Bey'in bahsetmiş olduğu o soğuk zincir, işte nasıl bakımlarını yapıyorsunuz, ilaç, yem, bütün bu konularda veteriner, tabii. Bakanlık ne diyor, ne yapıyor? Siz şunu diyebiliyor musunuz yani gönül rahatlığıyla, efendim biz şu noktalarda her bakımdan çok sağlıklı denetleniyoruz. Biz bunun hesabını veriyoruz. Ufak mesela bakanlık bize hiç göz açtırmıyor. Biz hiç yanlış yapamıyoruz. Bu konuda da teminatı %100 veriyoruz gibi bir ifade kullanabiliyor musunuz? Yoksa sistemde kaçaklar var mı? Ya şimdi şöyle, her sistemde bir kaçak vardır tabii ki. Yalnız bizim sistemimiz Türkiye'de en çok denetlenen,
hayvansal ürün olarak en çok denetlenen sistem bizim sistemimiz. Üretim şekli bizim üretimimiz. Çünkü bizim üretimimizde hem sahada hem reyonlarda sürekli denetim var. Kesimhanelerde hayvan kesime girmeden önce ya da kesime girdiği esnada kan tahlilleri, et tahlilleri alınır. Ve bunların hani entegre şirketler herhangi bir işte müdahalesi olmasın diye Türkiye'nin farklı bölgelerinde bunlar tahlillere gönderilir. Eğer bir uyuşmazlık bu tahliller arasında, bu numaralar arasında bir uyuşmazlık çıkarsa yaptırıma tabi tutulur bunlar. Yem yine aynı şekilde yem tedariklerinde tabii ki yani mısır kullanımı var, işte soya kullanımı var, balık işte ya da ne bileyim diğer besin değeri yüksek olan yem üretimleri var. Yani bizim hani şimdi şunu söylüyorlar, köy tavuğuyla neden işte 45 günde entegrede yetişen tavuk arasında bu hızlı büyüme faktörü var? Bizim köy tavukları ne yiyor ki? Acaba ne yediriyorlar köy tavuklarına? Yani 45 günde nasıl büyüyecek köy tavuğu? Büyüme şansı. Buğday yiyor. Affedersiniz işte köydeki diğer ayaklı, dört ayaklı hayvanların işte affedersiniz dışkılarını karıştırıyorlar falan filan. Ama hı hı. Bizim yedirdiğimiz yemler sürekli enerji değeri yüksek yemler yediriyoruz. Anladım. Temiz yemler yediriyoruz. Dışarıdan kesinlikle bunları dış etkenlerden koruyoruz. Biyogüvenlik koruması yapıyoruz. Mesela 2004'te kuş gribi olduğunda en çok biz etkilendik bu işten. Doğru. Beyaz et sektörü çok etkilendi. Neden? Etkilenmemesi gerekir aslında ama etkileniyoruz. Neden? Ağrı'nın Doğu Beyaz ilçesinde kuş gribi vakasına karşılaşıldı. Köy tavuğuydu. Ama şimdi biz dedik ki o zaman hatta Uğur Dündar da geldi. Kümes senemizde programlar yaptı. Dedi ki rahatlıkla, gönül rahatlığı yiyebilirsiniz. Ama bizim sektörümüzün 2001 bu yönde haberlerle etkilenmesini istemiyor. Anladım. Oradaki beyefendi, birlik başkanı beyefendi de yakınıyor, dertleniyor. Haklı da. Çünkü çok insan bu işten ekmek yiyor. Ve çok güvenli yapıyoruz biz bu işi hanımefendi. Çok güvenli yapıyoruz. Peki. Tertemiz bir şekilde üretim yapıyoruz. Yemen Sarı, çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldınız. Bir üretici olarak siz de bu vesileyle hem görüşlerinizi hem de neler yaptığınızı, nelerle karşılaştığınızı anlatmış oldunuz. Şu fiyatlandırma meselesine geleceğim ama bir de Asiye Hanım var. O da Düzce'den arıyormuş. Bir de müsaadenizle alo ona diyelim. Asiye Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Rize, ben Rize mi Düzce mi? Rize. Peki, yanlış anlamışım Rize, ben. Evet, Asiye Günay, Rize. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet. Ben hocama bir şey soracağım. Acaba hep merak ediyoruz, marketten aldığımız tavuk çabuk pişiyor. Köy tavuğu neden uzun süre pişme alıyor? Buyurun size sorun. Tabii köy tavuğu devamlı hareket halinde tabii, olduğu için kas yapısı ona göre gelişiyor. Teşekkür ediyoruz, televizyondan tabii. Takip edin Asiye Hanım. Buyurun efendim. Yani köy tavuğu devamlı hareket ettiği için kasları sertleşiyor doğal olarak da. Ve büyüme süreci bir yıl. Ama endüstriyel ortamlarda yani yetişen tavuk 45 gün. Büyüme süreci ve hareket etmesi, tabii, kasların gelişmesi, tabii. Dolayısıyla serbest köy tavuğunun pişme süresini uzatıyor. 3 kata kadar uzatabiliyor. 3 kata kadar uzatabiliyor. Tabii bu da ilginç bir veri. Rize'ye de selamlar olsun. Sizin memleketiniz. Evet. Ne güzel memleketinize oradan Rize'ye de. Bütün bizi arayan izleyicilerimizin herkese memleketlerine buradan olsun. Bir şekilde selamlarımızı da yollayalım. Biz böyle hem sohbet ediyoruz hem çayımızı kahvemizi içiyoruz. Ne güzel. Sevdiniz mi kahvenizi? İyi mi? Tadı çok iyi mi? İyi, teşekkür çok iyi. Ederim. Peki siz efendim çayınızı içiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ne güzel. Biz çaycıyız. Şimdi. Rizeli olduğumuz Rize, için çaycıyız. Sormayın. Çay, kahve o vazgeçilmez. Ağız tadıyla yemek yiyebilmek çok önemli. Ah. Keyifli bir şekilde değil mi? Güvenli. Yani yemeği yedikten sonra insan mideme dokunur mu? Çocuğuma dokunur mu? İyi mi aldım? Ucuz aldım ama acaba iyi mi kötü mü? Ne yaptım? Selda Hanım. Devletimiz 40 yıldır topyekün bu milletle. Aziz milletle. 40 yıldır topyekün terörle mücadele ederken biz döner üreticileri birliği olarak bu milletin sağlığını bozanla haksız yere menfaat sağlığını bozarak haksız yere menfaat sağlama uğruna evet, hem sektörü hem toplumu zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Peki biz,
%80'lik, evet. Ben işin orasında takıldım. Açık söyleyeyim, evet. İşin evet. Orasına takıldım. Evet. %80 merdiven altı üretim yapan yer var ise... Evet. Bu mücadele nasıl olacak? Şimdi Yemen Bey'in söylemlerine aynen katılıyorum. Biz dünyada ilklerdeyiz bu konuda. Yani yetiştiricilik konusunda hacim evet dünya ilklerindeyiz. Bu konuda anlatmış olduğumuz izlenebilir ve kontrol edilebilir bir düzeyde yetiştirmeler, kesimhanelerimizde hiçbir sıkıntı yok. İstisnalar oluyor mu? Yemen Bey'in de dediği gibi tabii hangi sektörde yok? Ark niyetli insanı başına devlet bekçi mi diksin? Yapabilir. Bunlar mümkündür. Ama biz hem sektörün içinde faaliyet gösteren bir vatandaşız hem de bir tüketiciyiz yani. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan her vatandaşın hile ve tahşiş yapan veyahut da bu toplumu zehirleyen insanların bildiği zaman, fark edildiği zaman onu söylemek, deşifre etmek, ilgili makamlara bildirmek de bizim vatandaşlık da borcumuzdur. Şimdi yani. İlk saatimizde de konuşmuştuk. Hocam siz izah ettiniz. Dediniz ki dışarıda satılan dönerde işte dış etkenlere maruz kalmaması için bir cam olması lazım vesaire. Şimdi orada satılan dönerin ben orayı anlamaya çalışıyorum. Firmadan o dönerlik tavuk yani daha doğrusu tavuk alındı. İşletme, büfe. Acıktınız. Aslında sarılmış olarak gelir çoğu. Batona sarılmış şimdi, olarak şimdi gelir. Şimdi ben onu merak ediyorum. Şimdi ben acıktım. Evet. Yani tam halk ağzıyla size şunu sorayım. Ben acıktım, sokaktayım, alışveriş yaptım. Böyle şekerim düştü, gözüm dönüyor. Bir daha hemen yemek yemem lazım. Bir ayran, güzel de şöyle bir tavuk döner. Oh mis. Oh mis gibi yiyeyim. Yanına domatesi, yeşilliği. Evet. Aslında çok da sağlıklı. Evet. Onu lavaşa sardırayım. Bakın ekmek demiyorum, lavaşa sardırayım. Orada güzel. Taze ayran. Bu aslında çok şifalı, güzel bir yemek. Katılıyor musunuz efendim? Doğru mudur? Evet. Bir noktasına kadar. Ama ben o döneri alacağım işletmede satılan tavuğun bahsetmiş olduğunuz az önceki usullere göre yapılıp yapılmadığını nasıl anlayabileceğim? Yani siz şimdi, orada o büfe işletmecisine yani? Vatandaş şunu sorsun. Ben nasıl bu anlayacağım döner bunu? Nerede üretildi? Bak bu döner nerede üretildi? Şimdi bu son zamanlarda şahit olmuş olduğumuz haberlerde duyuyoruz. Sektörün içinden de duyuyoruz. Şimdi diyor ki biz diyor Türkiye'nin diyor önde gelen etçileriyle çalışıyoruz. Yahu kardeşim sen kasap dükkanı mı açmışsın da kasap dükkanlarına mı et dağıtıyorsun? Sen döner yapıyorsun. Diyor ki savunmalarında diyorlar ki biz Türkiye'nin önde gelen et firmalarıyla çalışıyoruz diyorlar. Tamam. Doğru, oraya kadar bir sıkıntı yok. Ama siz kasap dükkanları açıp kasaplardan millete kırmızı et veyahut beyaz et satmıyorsunuz ki. Siz o tüccarlardan almış olduğunuz sağlıklı ürünleri yeniden bir işlem daha görüyorsunuz, orada döner yapıyorsunuz. Yani sağlıklı alınan ürünler sağlıksız hale getiriliyor doğru bir şekilde üretilmeyerek. Evet. Şimdi evet. Onu evet. Nasıl denetleyeceğiz evet. Biz vatandaş olarak? Ben hangi, gittim baktım hangi, sorudum. Bu döneri nerede yaptınız? Vatandaş bu döneri eti nereden aldınız değil. Şimdi birçok işletme etin faturasını vatandaşa gösteriyor. Diyor ki buyur diyor ben diyor eti diyor falan x diyor firmadan aldım diyor. Şimdi, güzel tamam. Ama bu yetmiyor ki. Tabii. Ben et almıyorum ki. Ben döner alıyorum. Bu döneri nereye yaptınız? Hangi tesislerde yaptınız? Bu dönerin onaylı işletmenin onay belgeleri var mıdır? Bunu sorsun vatandaşlarımız. Büfelere sarılı dediniz. O aşama genel, nasıl oluyor o hocam? O hazır döner. Evet. Yani genelde birçok büfeye hazır sarılmış olarak gelir. Ama bir de kendileri de sararlar. İşte o aşama işte bu çok riskli tehlikeli oluyor. Tehlikeli olan. Dışarıdan, orayı evet, biraz anlatabilir miyiz? Dışarıdan alındıktan sonra bunun bir kere mutfağa
mutfağın temizliği, çalışanların portör muayenesinin yapılıp yapılmaması, tuvalet şartları, dezenfektan kullanılıp kullanılmaması, bunların hepsi çok çok önemli. Yine etin orada ne kadar süre bekletildiği açıkta biraz evvel konuşmuştuk aldığınız buzdolabından tezgahın üstüne koyulması, ne kadar süre orada kaldı. İşte bunların kontrolü pek mümkün değil. Onun için biz genelde sertifikalı yerlerden alınması, sertifikasyonun getirilmesi taraftarıyız biz. Evet. Hani kontrolsüz gıda üretimi diyoruz ya, bunu kontrollü gıda üretimine çekmek zorundayız. Tabii bunun için de sertifikasyon gerekir. Sertifiye kurumlar bu batonları salıp dağıtsalar çok daha iyi olacak. Ama herkesin tutup da bir mutfak açıp orada bunları sarmaya çalışması açıkçası çok zor bir şey. Ve belli aşamaların yürütülmesi lazım. Bir kere siz oradakinin bone takıp takmadığını bilmiyorsunuz. Galoş giyip giymediğini bilmiyorsunuz. Eldiven takıp takmadığını bilmiyorsunuz. Bu kişinin taşıyıcılık muayeneleri yapılmış mı? Hı hı. Hani bunları belki de daha sonra konuşacağız ama taşıyıcılık muayeneleri, yani mikrop taşıyıp taşımaması, bu döneri saranın veya onu dilimleyenin, kesenin, sunanın, o mutfaktaki herkesin portör muayenesinin yapılması lazım. Bunun da belli aşamaları var. Bunlar kontrol edilip denetlenmesi gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Şimdi bakın, bir siz herhangi bir yere girdiğiniz zaman, oradan gıda talep ettiğiniz zaman, bu ister kokoreççi olsun, dönerci olsun veya bir restorana girdiniz, oradaki mutfakta çalışan personelin portör muayenelerinin yapılması lazım. Portör muayenesinde yapılan şeyler: bir, tüberküloz var mı? Akciğer röntgeni çekilir. Sanırım 2593 sayılı kanunun 126 ve 127. maddeleri var portör muayenesiyle ilgilenen. Ona çok dikkat etmek gerekir. Tüberküloz var mı yok mu? Akciğer röntgeni çekilir belli aralıklarla. Aynı zamanda dışkı tetkikleri yapılır ki bu bizim için çok çok önemli, dışkı tetkikleri. Tabii. Yani dışkıda parazit olabilir veya özellikle bulaşıcı bizim tifo hastalığı var. Salmonella veya Shigella dediğimiz bazı bakteriler var mı? Ona bakmak gerekir. Tabii kanunun dışında olan bazı incelemeler de var. Onların da biz dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece en önemlilerinden teki de hepatit B'si var mı, C'si var mı? Buna bakılması lazım. Hı hı. Gıda üretiminde çalışan birisinin hepatit B, C'sinin olmasında biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir de belirgin cilt hastalığına dikkat etmek lazım, hı hı, gıdayla uğraşanların. Eğer ki siz bir mutfak açtınız, ben orada gıda üretiyorum dediniz veya işte döner üretiyorum dediniz, sizin orada görevlendirdiğiniz kişilerin bu muayeneleri yapılmamışsa, o zaman bu gıda tamamen kontrolsüz üretilen gıda alıyor. Tabii şimdi vatandaş olarak kalkıp da bizim bunları sormamız, denetlememiz mümkün değil. Bir firma açtığı zaman ben zihnimde zinciri oluşturmaya çalışıyorum. Bir firma açmak istedim. Bir işte böyle ürünleri satan, müracaatımı yaptım. Bütün koşulları yerine getirdikten sonra, belirli elemanları istihdam ettikten sonra, belirli firmalardan o zincir içerisinde sertifikalı ürünleri müesseseme getirdikten sonra, çalıştırdığım elemanları da belirli aralıklarla sağlık kontrollerini yaptırtıp, onlarla ilgili belgeleri onların dosyalarına iliştirip, ben de belirli aralıklarla bakanlık tarafından denetlendiğimde yanımda istihdam ettiğim her bir elemanın dosyasını açıp, efendim şu tarihte işte tüberküloz için şu yapıldı, işte hepatit için bu yapıldı, şu yapıldı, şu yapıldı, şu yapıldı, çalışanlarım temizdir diye her bir çalışanımın sigorta kayıt belgeleriyle birlikte sağlık evrakını da ortaya koyduğumda, bakanlık tamam dediğinde, o zaman ben müessese sahibi olarak içim rahat, benden alışveriş yapan tüketicinin de içi rahat olur. Böyle bir denetleme mekanizmasına %80'lik merdiven altın var iken bizim sahip olabilmemiz için aşağı yukarı ne kadar zaman gerekiyor? Devletin buna önlem almasıyla ilişkili bir şey. Tabii aynı zamanda belediyelerin de denetlemeleri biraz var. Biraz zor ama olması gereken bu herhalde. Tabii, değil mi? İlçe her yerde bunun olması gereken. Tarım denetlemelerde vardır. Tarım, ilçe tarımlar, il tarım ve ilçe tarımlar denetliyor. Anladım. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çok bununla ilgili ek görevleri de vardır aynı zamanda. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinin açıkta gıda satılmasıyla ilgili çok önlemler de vardır zaten. Sonuç olarak ne kadar süre gerekir buna? Yani sonuçta biz küçük bir devlet değiliz. Evet. Bu önlemleri almak çok büyük bir şey değil. Gerekli kurullar, komiteler kurulur, davet edilir. İlgili derneklerden, bakanlıktan, sektörden kişiler de gelir, görüşler alınır ve uygulamalar yapılır. Bu çok zor bir şey değildir. Bu bahsettiğimiz portör muayeneleri mesela yıllardan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uygulanmaktadır. Evet. Çay dağıtan askerin bile hepatit B'si, C'sine bakılır. Evet, çok da güzel, fevkalade. Bugün şunu söyleyeyim. Buyurun. Selda Hanım. Bugün Almanya bu işi bizden çok daha güzel yapmıştır, becermiştir.
Almanya zaten Almanya, Dünya Savaşı'nda Almanya, yıkıldı. Adamlar Almanya yani bizim dönerde 1970'ten sonra dönere başlamıştır. Türkler getirmiştir Türk dönerini ve sahiplenmiştir. Bugün Almanya'da 470 tane endüstriyel tesislerle dünyaya döner ihracatı yapar hale gelmişler. 470 tane. Bizim Türkiye'de endüstriyel olarak onaylı işletmelerimiz yani hazır döner üreticilerimiz bugün yüzün altındadır. Ve bunların da kapasiteleri öyle çok büyük değildir. Almanya bu işi çok ciddi katı kararlar alarak bunu uygulamıştır. Ve döneri 470 tane endüstriyel tesislerle üretip bütün dünyaya ihracat yapar hale gelmiştir. Türkiye'de bizim için çok zor değil. Az önce hocamın da söylediği gibi Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye büyürken, millileşirken sektörü de millileştirmek, sektörü de toplum sağlığına hizmet eden bir hale getirmek bizlerin sektör içerisinde faaliyet gösteren ve kurulmuş tek sivil toplum örgütü olarak bizim birincil olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Şu merdiven altını kaldırıp yani ben kasaptan aldım da burada döner yaptım da ben oradan bunu aldım da bu hayır. Biz bu olayların tamamen önüne geçmek istiyoruz. İstihdamı artırmak istiyoruz ve burada kaybolan katma değeri ülke ekonomimize kazandırıp bir endüstriyele geçer isek ihracatın da önü açılmış olacak. Şimdi bizim ülkemizde %80 bir merdiven altı üretim varken ihracatı konuşamayız. Tabii %80'lik üretimin içerisinde bunu kayıtlı hale getirdiğiniz zaman bunun çok ciddi bir katma değeri olacaktır. Çok ciddi bir istihdam sağlayacaktır. Kesinlikle. İhracat artacaktır. Milli gelire katkısı olacaktır. Marka değeri artacaktır. Daha Böyle olmadığından dolayı şimdi son zamanlarda mesnetsiz, üzerine vazife olmayan insanların işte vay efendim tavuk böyledir, vay efendim bu böyledir. Bunlara biz niye müsaade ediyoruz devlet olarak? Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bizim yetiştirilen tavuklarımız gayet sağlıklıdır, yenilebilir. Peki ucuz olan her şey mutlaka kötüdür müdür? Kötü müdür? Şimdi tavuk, öyle bir algı. Tavuğun ucuzluğu kalitesiz olduğundan değildir. Tavuğun ucuzluğu bol, bereketli olduğundandır. Bugün geçen sene kıymetli hocam Selda Hanım çok özür diliyorum. Geçen sene tavuk biraz kıt oldu kesimlerde yetiştirmelerde biraz az oldu diye fiyatları ete yaklaştı. Bunların haberlerini yaptınız. Tabii. Ama bugün maalesef bol yetiştiriliyor. Kesimhanelerimizde bol kesiliyor. Parakendecimiz de artık ucuz fiyatta bunu alıyor ise bu kıymetsiz olduğundan veyahut da sağlıksız olduğundan değildir. Bereketli ve bol olduğundan dolayıdır yani. Şimdi bu noktada şunu merak ediyorum. Bir tavuk dönerin fiyatı normal şartlarda bütün programımızın başından beri konuştuğumuz şekilde üretilen, zincir içerisinde gelen, maliyet hesapları da dahil her şeyiyle. Ben hani biraz önce dedim ya çok acıktım. Bir de ayranla şöyle güzel bir lavaşla tavuk döner yiyeyim dedim. Bir firmaya gittim. Orada öyle bir döneri ben kaç paraya yiyebilirim? Örneklemesiyle beraber 3 liraya da var, 5 liraya da var. Ben sağlıklı bir o şekilde bir menüyü ne kadara yiyebilirim? Şimdi soğuk zincir işletmecisi olarak bizim soğuk zincir maliyetlerimiz çok yüksek bir girdi maliyetlerimiz var. Soğuk zincir maliyetleri ucuz bir maliyet değildir. Tabii. Bugün no name dediğimiz bir işletmenin kasaptan almış olduğu bir tavuk etiyle yapmış olduğu, hazırlamış olduğu bir dönerin maliyetiyle bizim hazırlamış olduğumuz dönerin maliyetini aynı tutmamız mümkün değildir. Ama onlardan bizim bir ayrıcalığımız var. Biz markaya ve müşteri memnuniyetine önemsediğimizden dolayı bizim kilolarımız daha yüksek olduğundan dolayı fiyatlarımızı
merdiven altı üretim yapan firmaların fiyatlarıyla yakın tutuyoruz. Orada insanlar bizi tercih ettiklerinden dolayı, yani güvenilir firmaları sürümden kazanıyoruz. Evet, sürümden kazanıyoruz. O firmalarda hiçbir içinde girdi maliyetleri olmayan, taşımacılığı olmayan, soğuk zincir maliyetleri olmayan, veteriner hekimde gıdasıdır vesaire, bir sürü sayabileceğimiz girdi maliyetleri olmadan direkt alıyor. Direkt işte dükkanında kepenkleri az önce başta göstermiş olduğumuz marifetlerle hazırlayıp satıyorlar. Bunların da şimdi fiyatı bizim yine onlara çok yakın bir fiyat söyleyeceğim. 5 lira sağlıklıdır. 5 liraya tavuk ekmek yarım ekmek tavuk döner yenilebilir, gayet sağlıklıdır. Ama nerelerde sağlıklıdır? Sağlıklı ortamlarda yapıldığı müddet sağlıklıdır. Merdiven altınlarında 10 liraya da versek bunun sağlığından konuşamayız. Çünkü izlenebilirliği yok. Peki Sayın Hocam, sağlıklı olmayan bir yerde bir gıda tüketildi. Bu gıda haberlerde gördüğümüz gibi zehirlenme, hatta kimi zaman yediği tavuktan zehirlenerek öldü şeklindeki haberlere kadar ulaşabiliyor. O noktaya varmadan bünyede bir takım rahatsızlıklar, yani şunu demek istiyorum, birikerek kalıcı bazı hasarlar biz farkında olmadan meydana getirebilir mi? Yavaş yavaş içten içe biz yedik tavukları, yedik azar azar bir süre sonra bir baktık ki 3 sene sonra, 6 ay sonra bilemiyorum bir şey çıktı, ama onun kaynağı aslında vaktiyle bizim düzenli yediğimiz yiyeceklerden, tavuktan, oradan bulaşan bakterilerden diyebilir miyiz? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Şimdi birikme etkisinden bahsederken daha çok kimyasal veya ilaçlardan bahsetmek lazım. Çok uzun süreli siz tavuk yediniz. Geçmişte olduğu gibi bundan 15 sene öncesinde östrojen veriliyordu. Belki onların birikme etkisinden bahsedilebilir. Ama bu biraz evvel bahsettiğiniz bakteriyel bulaş konusuna gelince bunda birikme etkisi düşünmüyoruz. Çünkü devamlı tavuk yedim birikme, İşte bakteri aldım tekrar diye bir şey yok. Eğer ki siz bozulmuş bir gıda olarak söyleyelim biz bunu. Bozulmuş bir gıda aldınız. Örneğin tavuk aldınız. Yediğiniz zaman mideye bakteriler ulaştığı zaman özellikle mide asidi bunları kolayca yok edebilir. Ama mide asidiniz azsa, çok bol miktarda yemek yediyseniz, mide asidini azaltan ilaçlar aldıysanız o zaman bakteri üremeye başlıyor. İlk başta üst sistemde ürüyor, midede üremeye başlıyor. Midede ürüyor, gelişiyor ve sizin bu sefer gastrit, yani midenin iç zarının iltihabı ortaya çıkıyor. Midede gaz, şişkinlik ve bulantı ortaya çıkıyor. Eğer bu çok aşamada, çok ileri bir evrede olursa kusmanız oluyor. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Midede birikmiş olan bakterileri kusmayla dışarıya atıyorsunuz. Derken zaman geçiyor veya yukarıda az üredi, aşağıda daha iyi bağırsaklarda üreme imkanı buldu. Bağırsaklarda üremeye başlayınca bağırsak duvar hareketlerini arttırıyor ve hızlanıyor ve bu sefer ishal yapıyor. Aslında ishal de bir savunma mekanizması ve siz onu bağırsaklarla dışarıya atıyorsunuz. Bakterileri elimine atıyorsunuz. Eğer ki çok şiddetli olursa bulantı, kusma ve ishal bir arada oluyor. Ve bu akut bir olaydır. Yedikten sonra 6 saat sonra da başlayabilir, 2 gün sonra da başlayabilir. Çok enteresan. Peki şimdi sağlıklı gıda mevzundan konuşurken tabii bir de müsaadenizle merak ettiğim için sormak istiyorum. Bu süt konusu. Evet. Birazcık hocamdan bu konuda da ben bilgi almayı arzu ediyorum. Alıyoruz mesela kutu sütü. Şimdi kutu sütü var. 6 ay raf ömrü var. Şişe sütleri var. Onların 4 gün falan ömürleri. Şimdi moda olan bir de sağılmış inek sütleri satılıyor. Eş, dost, ahbap, tanıdık bir şekilde işte 5'lik pet şişe içerisine süt dolduruyorlar, getiriyorlar. Evde birkaç taşım kaynatıyorsunuz. Çok sağlıklı deniyor. Bir bu var. Bunun dışında belirli çiftliklerin bayileri kurulmuş. Oralardan süt alıyorsunuz. Sütle inek lemandayı karıştırıyorsunuz. İşte güzel bir karışım oluyor. Yoğurdu yapılıyor vesaire vesaire. Çeşit çeşit teknikler, dener duruma geldik. Hangi süt sağlıklı?
diye de ben hazır sizi bulmuşken sormayı istiyorum efendim. Konu aynı konu. Denetimli süt sağlıklıdır. Denetimsiz olarak sağıldığı zaman belki inette mastit vardır, meme iltihabı vardır. Ondaki bakteriler süte karışır. Veya brucella gibi bazı hastalıklar denetimsiz hayvanlardan kolayca bulaşabilir. Yine hayvan hastalanmıştır, antibiyotik verilmiştir. Meme iltihabı çok görülür, mastit deriz. İşte o zaman temizlenme süresi beklenmeden o süt sağlanmış, yine halka verilmiştir. Ama siz denetimli çiftliklerde bunu yapamazsınız. O kadar fazla kontrol aşaması vardır ki çiftliğe geldiği anda yani üretim aşamasından ilgili süt endüstrisi kurumuna geldiği zaman ister peynir olsun ister diğer üretim çiftlikleri olsun tek tek birçok açıdan ki antibiyotik kalıntısı yönünden bile bunlar araştırılmaktadır. Yine kültürler alınmaktadır. O zaman sokakta güğümle satılan veya 5 litrelik petlerle satılan sağılmış inek sütünü sağlıklı olarak nitelendirebilmek çok zor. O da kontrolsüz üretim oluyor. Anladım. Hani tabii ki hani bir de bunu büyük miktarlarda yapan işte çiftlikler de var dediniz biraz evvel. Onlar kontrollü mu değil mi ona da bakmak gerekir. Tabii ki yine hep analizlerin de yapılması lazım. Örneğin süt sağılmış gelmiş önünüze onları kontrol ettirebiliyor musunuz siz? Ama siz ettiremiyorsanız kontrol eden kurumlar var mı? Eğer ki endüstriyel ise kontrol edilebiliyor. Bir de şu var, besin değeri açısından hangisi önemlidir? En çok bu tartışılır. Hı hı. Mesela pasteurize süt sanki bütün vitaminleri öldürülmüş de yararı gitmiş gibi düşünülür ama aslında tam tersidir. Aslında kaynatılmış sütte giderek bazı vitaminler azalmaya başlar. Ama pastörize sütte yapılan şey birden yüksek ısıya çıkartılıp sonradan soğutulmasıdır. Ve burada gerekli besin maddeleri korunur. Ama siz evde taşım taşım kaynattığınız zaman maalesef öyle olmuyor. Hani düşünürsek öyle olması gerektiğini düşünüyoruz ama maalesef öyle değil. Bir de bunu siz zaten evde siz bunu pişirirken sadece kaynatma değil en az 20 dakika sonra devamı da getirmek zorundasınız. İşte o dönemde kayıplar oluyor. Yani sonuçta pasteurize süt veya endüstriyel süt zararlı değil. Değişik teknikler de var bununla ilgili. Tabii OHT teknikleri var ve diğer teknikler vardır. Ama genel olarak siz bu kontrollü tesislerde üretilenleri sağlıklı kabul edebilirsiniz. Peki sütten bir de yoğurdu sorayım. Ev yapımı yoğurt yoksa rafta satılan yani firmaların ürettiği yoğurtlar mı? Yani şimdi o sütü alıyorsunuz. Evet. Mayalandırıyorsunuz. Efendim yoğurt yaptığınızı zannediyorsunuz ama taşım taşım kaynattığınız sütten yaptığınız yoğurt da tavşanın suyunun suyu gibi oluyor bu durumda. Acaba hangi sütten yoğurt yapmalıyız? Hangi sütten yoğurt yapılması lazım ona geliyoruz. Tabii bu da önemli. O pastörizeden mi sağılmıştan mı? Sağılmış sütten yaptığınız zaman yine kontrolsüz oluyor maalesef. Birçok hastalıklar üreyebiliyor. Onun için dikkat ederseniz zaten bütün tıp otoriteleri değerli arkadaşlarımız da bunu sık sık vurgular. Pastörize süt alın onu siz mayalayın derler. Evet biz evde yoğurt yapılmasını öneriyoruz kesinlikle. Ama bunun mayasını da bulmak zor. Çoğu zaman evde evet pastörize sütü alıyoruz ama bunun mayasını da yine endüstriyel yoğurtlardan alıyoruz aslına bakarsanız. Yine aslında dışarıda yaptığınızdan çok daha farklısı olmuyor. Ha bunun çok çok özel mayasını çok değişik yerlerden belki getirebilirsiniz ama besin değeri açısından da 3 aşağı 5 yukarı çok farklı değil. Ama şu çok akla geliyor. Ben evde yoğurt yapımını şu nedenden severim. Evde yaptığınız zaman 2-3 günde tüketilir ve vitamin değerleri yüksektir. Ama siz dışarıdan endüstriyel yoğurt aldığınız zaman hazır yoğurtlarda onlar 15-16-17 güne kadar da bekleniyor. O dönemde içindeki besin maddelerinde bir azalma oluyor. Demek son oluyor kullanma ki tarihi uzun olabilir ama burada ev yoğurdu daha yararlıdır eğer iyi hazırlanırsa. Tabii yeni yoğurt sütleri de var şu anda piyasada buna yönelik hazırlanmış sütler de endüstriyel olarak veriliyor. Yaptım, bence de bunlar önemli. Yoğurdu evet ben de evde yapılması taraftarıyım. Biz de öyle yapıyoruz ama kefiri yapmıyoruz. İşte kefir de çok faydalı. Değişik bakteriler içeriyor ama kefiri yapmak ve evde tutturabilmek, içindeki mikrobiyatayı sağlayabilmek çok zor. Onun için biz daha çok endüstriyel kefirin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorsunuz. Peki artık yavaş yavaş son bölümümüze geldik. Ben hocamızı bulmuşken şu süt yoğurt mevzuna da değinmeyi istedim Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben de faydalanıyorum hocamın kıymetli bilgilerinden. Bir tüketici olarak ben de faydalanıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de ben yoğurdun bozulması ve ekşimesi konusunu isterseniz vurgulamak isterim. Buyurun efendim. Endüstriyel yoğurt niye bozulmuyor? Şimdi yoğurdun içindeki bakteriler
ayarlanabiliyor. Şimdi evet, yiyebilirseniz yoğurt yiyin yanında kefir için veya probiyotikli yoğurtlar da yiyin. Bunlar belki tadı normal yoğurtlar kadar iyi size gelmeyebilir ama tüketilmesini biz destekliyoruz. Çünkü bunların içindeki bazı iyi huylu özel bakteriler bizim bağırsak sağlığımızı, vücut sağlığımızı daha iyiye götürüyor. Çünkü vücudumuzda 1,5 kilogram bakteri var bağırsaklarımızda. 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. 100 trilyon bakteri var. Kendi organizmamızdan kat be kat fazladır bu. Ama endüstriyel yoğurtlarda şöyle bir şey var. Bakteriyi seçerek içine katabiliyorsunuz. Ve yoğurdu ekşiten bakterileri endüstri içine koymayınca o yoğurt çok uzun süre ekşimiyor. Anladım. Yani sebep bu, antibiyotik katıldığından değil. Çünkü siz antibiyotiği katarsanız zaten yoğurt mayalanmaz. Evet. Bu Helicobacter pylori diye bir bakteri. Mide mikrobu diye geçer. Evet, kime sorsanız herkeste var. Genellikle de hekimler dışarıda yenilen gıdalardan bir şekilde bulaşmış olabilir deniyor. Ve maalesef de çok yaygın. Halbuki evinde hani çok sağlıklı beslendiğini iddia eden biri bile dışarıda bir çorba içtiyse efendim yanında ekmek, ne bileyim kaşığından vesaire, bunlardan dahi bulaşabildiği ifade ediliyor. Bu böyle tabii midir efendim? Şimdi Helicobacter pylori gerçekten ülkemizde bir sağlık sorunu. Belli bölgelere göre %60 ile 80 arasında taşıyıcısı var. İnsandan insana bulaşan bir enfeksiyondur bu. Ve düşünün, sokakta yürüyenlerin yaklaşık %60'ında var. En az %60, belli bölgelerde %80 ama Japonya'da %34, Amerika'da %10 ile %22 arası, Belçika'da %18 ile %31 arası. Niye orada o kadar? Şimdi onlarda daha böyle düşük. Tabii beslenme ve birçok faktör burada önemli. Bizde de düşmeye başladı. Eskiden %80 diyorduk. Şimdi daha rahat %60'lı sözleri, kelimeleri çok kullanabiliyoruz biz. Ama herkesin mide mikrobunu tedavi etmeli miyiz? Aslına bakarsanız herkesin mide mikrobunu bizim rehberlerimize göre ve inançlarımıza göre tedavi etmeye gerek yok ve pratik uygulamamıza göre. Şimdi kişide mide mikrobu var, şikayetleri de var. Baktık, endoskopi yaptık, mide ülseri var, tedavi vermeliyiz. 12 parmak bağırsağı ülseri var, yine tedavi vermeliyiz. Hı hı. Malt lenfoma denen mide lenfoması var, yine tedavi verir. Kesinlikle, hatta bunun tedavisi mide mikrobunun tedavisiyle eşdeğerdir. Ailesinde mide kanseri var ise o kişilerin de mide mikrobunu tedavi etmeliyiz. Bir de midesinin yarısı ameliyatla alınan kişilerde tekrar mide kanseri gelişme ihtimali çoktur. Ona da mide mikrobu tedavisi veriyoruz. Ama bir altıncı grup var. O da böyle relatif endikasyon, gereklilik. Yani çok şikayetim var, midemde mikrop da varmış, gelip gidiyorum defalarca. İşte hani bu mide mikrobumdan olabilir mi deyip biraz da bunu kendince işte kafasına takan, rahatsızlık duyan kişilerin de biz buna işte fonksiyonel veya psikojenik dispepsi de diyoruz, hazımsızlık yani. Onlara da veriyoruz altıncı indikasyon gereklilik olarak. Peki son iki dakikamız. Ha, bulaş konusuna gelince de genelde 5 yaşındakilerden küçüklerde bulaş olur. Yani Türkiye'de biz bu bulaşı 5 yaşından küçükken alırız. Bakıcı kendisi yer, aynı kaşıkta çocuğa yedirir. Bu bir problemdir. Çok ciddi bir problem. Tabii, hem. İnsanlar tabii, aynı şeyden içiyorlar. Zorunda mutlaka. Anaokulları da aynı şekilde. Sürahiyi alıyorlar, buzdolabından lıkır lıkır içiyor, sürahiyi koyuyor. Ben görüyorum yani tabii, maalesef. İşte onları ayırmak lazım. Ayırdığınız evet zaman özellikle çocukluk çağında bunu azaltırsınız. Bu hijyen koşullarına riayet etmemiz gerekiyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, son olarak bu son bir dakikada da sizin görüşlerinizi alalım. Selda Hanım, tavuk sağlıklıdır. Sağlıklı üretilen yerlerden kesinlikle severek tavuk döner yiyebilirler. Ben bu itibarsız, mesnetsiz ve yanlış çıkan haberlere itibar etmesinler. Tavuk döner sağlıklı üretim tesislerinde yapılan yüzlerce, binlerce İstanbul'da şubeler vardır. Bu onaylı işletmelerin, sağlıklı yapan firmaların şubeleri. Vatandaşlarımız sorsunlar, bu döneri nerede hazırladınız? Eğer bunun onaylı işletmelerde, hazır döner üretim tesislerinde hazırlandığı ise hiç tereddütsüz yesinler diyorum. Peki. Tavuk da sağlıktır dedik. Çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınızdan dolayı. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Orhan Tarçın
Çok istifade ettik. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık, geldiniz. İnşallah yakın bir tarihte yine sizi ağırlarız diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Döner Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Mehmet Mercan, siz de soru işaretlerimizi aydınlattınız. Üretici, hem dernek başkanı hem de bir üretici olarak neyi nereden nasıl tüketmemiz gerektiği noktasında siz de bizi bilgilendirdiniz. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp geldiğiniz için. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, programımız burada sona eriyor. Yarın yine önemli konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a ısmarladık.